Merhaba 40'a hoş geldiniz. Bu programda konuklarımıza tam 40 soru yöneltiyoruz. Her soru için sadece 2 dakika süre veriyoruz. Eğer bir soruya 2 dakikadan daha az sürede yanıt verirlerse bu süreleri diğer sorularda kullanma hakları da olacaktır. Tabii bu hakkı ben onlara tanırsam. Efendim program içerisinde kırmızı sorularımız var. Bu sorularla konuklarımızın kırmızı çizgilerini Biraz zorladığımıza inanıyoruz. Hem bu soruları hem de diğer soruları konuklarımızın pas geçme hakkı da var program sonunda. Onlara bir de karne veriyoruz. Kırkın kurallarını artık hepiniz biliyorsunuz. Kırk başlıyor. O zaman soruyorum konuğumuz kim? Cevabı da kendim veriyorum tabii. Şimdi bu dönemde herkesin sevdiği bir isim bulmak... Oldukça zor ancak ben bu haftaki konuğumuz için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Mehmet Aslantu bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Gerçekten hoş rahatlıkla abi. bunu söyledim. Çünkü yani şöyle bu bir gerçek artık ee, ne yazık ki toplumun büyük kesminin e, sevdiği isimler artık yok. Birazcık daha böyle e, sevilen isimlerle ilgili de ayrışmalar oldu son dönemde. Ama siz ve de eşiniz buradan şimdiden kulaklarını çınlatalım. Gerçekten e, çok seviliyorsunuz. Estağfurullah. Biraz birkaç bileşeni var tabii ama e, evliliğin kendisi, bu birliktelik, biraz bizim ayrı ayrı durduğumuz biçim, üslup vesaire filan. Mesleki olarak tabi ben 35 yılı geride bıraktım aktör olarak. O 25 yılı profesyonel hayatında geride bıraktı. Bir aile olundu, can doğdu filan. E, Zeminin sorunlarına rağmen ya da herkes için olabilecek sorunlara rağmen ayakta tutmaya biraz azimliyiz. Evet. Belki bunların hepsi bir sebep. Tabii sadece bence bunlar değil ama şimdi ben sorularımı yönelteyim. Ee, siz çok fazla programa da konuk olmuyorsunuz aslında. Evet. Belki bu kadar çok soruyu yanıtladığınız da ilk program olacak Muhtemelen. Uzun süre sonra değil mi? Muhtemelen. Evet o yüzden size daha da yakından tanıma fırsatı bulacaktır sevenleriniz diye düşünüyorum. Hemen başlıyorum. Şimdi sizi <laughs> birisi internette araştırsa, isminizi yazsa aslında ilk çıkanlardan bir tanesi örnek çift tanımıyla eşinizle arzum olanı yaşadığınız evliliğiniz ya tabii oynadığınız diziler vesaire dışında yani verdiğiniz yapımlar haricinde. Benim merak ettiğim şey şu. Gelsin direkt soru. Sürekli örnek gösterilmek bir yerden sonra sıkıcı bir hale almıyor mu hiç? Yani bazen kısıtlanmış hissettiğiniz oluyor mu? Belki sıkıcı dememek gerek şundan. Rahatsız edici olabilir mi? Evet. Yani ikisi bir miktar farklı. Rahatsız edici ama hangi koşulda? Bizim için değil de daha çok zor bir coğrafyadayız. Şu ya da bu sebeple. insanların kişisel, bireysel mutlulukları ipotekli olabilir. Aşk başlı başına zor bir duygu. Kimse bir gün yarılırız, çatlarız, patlarız diye birlikte olmuyor aslında. Herkes iyi niyetli başlıyor şüphesiz. İstisnalar vardır. Ama mutluluğu bulamadığını düşünen insanların gözüne sokmamak gerek. Bu tarafıyla rahatsız edici. Biz buna dikkat ediyoruz. 20 yıldır. Yani can doğdu, 2 yıl geçti, 3 yıl geçti. Bizim sevgililer günü için birlikte tekliflere cevabımız hayır. Birlikte program katılımlarına girmiyoruz. Yani mümkün oldukça bizden çıkan sesin volümünü azalttık ki bu bir fütursuzluğa dönüşmesin. Çünkü bizimki meziyetli olan bir şey değil aslında. Ee, haslet ya da işte örnek meselesi yük tabii yük ama bu bizle başlayıp biten bir şey değil etrafta sıkıntı var yani belki de bir parça olması gereken bu zaten aslında kimseye fütursuzluk olmasın diye rahatsız edici ee, elimizden gelen dikkati gösteriyoruz yapabildiğimiz kadarıyla kalanı algıya bıraktık <laughs> yani ne kadar muhteşem bir cevap ne diyeyim ben iyi başladık şimdi ee, yine e, evliliğinizle alakalı ama sizinle de alakalı kişisel de bir soruyla devam edeceğim. Şimdi siz diyorsunuz ki bazı sabahlar uyandığımda yanıma bakıyorum ve arzumu görüyorum. O kadar güzel ki yatağa çizilmiş gibi duruyor. Ya Bu evliliğinizin ilk zamanlarında evet evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> demişsiniz Ama şimdi hiç değişmedi ve hala çok güzel gerçekten. Bütün kadınlar benzer sözleri eşlerinden duymak ister yani kadınların da en büyük sorunu bu hep çok seveliyim işte vesaire istiyoruz ama genelde kadınlar bulamıyor bunu şimdi siz çıtayı biraz yükseğe taşıyorsunuz aslında bu şekilde baktığımızda. Ee, neden diğer erkeklerde aynı şeyleri söylemiyor aynı şekilde davranmıyor gerçek aşkı bulamadıkları için mi veya işte arzum olan kadar güzel bir karısı olsa herkes böyle iltifatlar eder mi ki ben zannetmiyorum en azından güzellik bunu söylemem lazım gelsin evet bu arada güzellik göreceği doğru soru gelsin neden çıtayı bu kadar yükseltiyorsunuz ve diğer kadınları da beklentiye sokuyorsunuz? <laughs> ee, i̇şte bu da rahatsız edici bir şey aslında çıtayı yükselttiğimi hiç düşünmedim. Ee, her ilişki kendi istisnasını yaşar şüphesiz. Ama e, güzellik ya da yakışıklılık meselesi sahiden çok tartışmalıdır, çok görecedir, izafidir vesaire. E, bizim insan olarak sıkıştığımız yer sadece iletişim olabilir. Yoksa e, yatağa çizilme meselesi, evet içinde gördüğü resim üzerine konuşan bir adam yok aslında. Onu aşan bir duygudan Konuştu muhtemelen bir tarih şimdi de aynı kanaatteyim tabii zaman geçti farklı düşünüyorum demek istemiyorum ama bunun bir fiziksel karşılığını aramak e, duyguyu eksiltir bu ilişkiyi de aslında eksiltir biz hiçbir zaman öyle olmadık. Ee, ben de bir, bu açıdan bir takım meziyetleri olan bir adam olduğumu düşünmüyorum. Yani fiziksel vesaire filan itibarıyla Arzun tabii daha tescilli vesaire vesaire ama bunları çok geride bıraktı. Yani heykel için 15 yıldır kaynak yaparken yüzünü yakıyor defalarca, parmakları büküldü, bir şey o umurunda değil. Troit ameliyatında doktor dedi ki bu çok bir şey, boyun diseksiyonu sonra ikincide. Buna bir estetik ister misiniz dedi. Yok hayır memnunum dedi filan. Şimdi bütün bu duyguların toplamanın bizde erkeklerde bir karşılığı var olması da gerek. Yani kadın hayatı tanzim eder doğrudur. Biraz onun üstünden, onun üzerinden, onun duygularından, onun kabulünden ya da reddinden geçen çok şey var. Ve fakat meseleyi sadece fiziksel özelliklerle ilişkilendirmek aşkın kendisine de kadına da erkeğe de haksızlık olur. Doğru. Şimdi ilk kırmızı sorum geliyor benim. Doğru. Ee, ama sizin küçüklüğünüzle alakalı bir şey bu aslında. Şimdi siz 4 yaşında babanızı kaybetmişsiniz. Ee, o nedenle ben zannediyorum ki babanızla ilgili hatırlayabildikleriniz aslında kısıtlı. Çok hem e, Oğlunuz doğduğunda eşinize diyorsunuz ki benim babadan aldığım somut bilgiler yok, sevgisel davranacağım. O yüzden babalık nasıl bir şey ben bulacağım. Sonuçta e, bir oyuncu olarak da aslında çok da gözlem yapma imkanınız olmuştur. E, küçük bir çocuk olarak hani babanız hayatta olsaydı size nasıl davranır diye de düşünmüşsünüzdür muhtemelen. Şimdi e, bununla ilgili birkaç sorum var ama ilk ki şu gelsin soru. Babasız büyümek size ne kattı ya da sizden ne aldı? Can doğduktan sonra aslında ben onunla birlikte evet biraz babalığımı da büyüttüm. Yani yetim, daha doğrusu yetim çocukluğumu da büyüttüm. Dolayısıyla sezgisel davrandım. Öyle davranmam gerektiğini düşündüm. Başkaca da bildiğim model yok. Etraf evet bir takım baba oğlu ilişkileri, baba kız ilişkilerine tanıklık ettik ama... Bu işte yazılmış onlarca kitap var, tavsiye var, vesaire var. İşin uzmanları var, söyledikleri var ama bu işlerde iki artı iki dört etmiyor. Yani bu bir takım önermeler var. <laughs> ee, sadece babasız büyümedik. Biz biraz yitik bir kuşağız. 78. Yani iklim çok ilginç bir iklim. Kaostan bahsetmiyorum. Yani kaos provoke edilmiştir, başka bir şeydir. Bir sürü sebebi vardır filan filan. Ülke görece ee, çok daha az şeyle çok daha fazla mutluluk üretebilecek bir e, zamanı yaşamasına rağmen başka sıkıntıları da beraber biz yaşadık 16, 17, 18, 20 sonrası filan. Hala tabii sıkıntılardan arınmış değiliz ama. Bunun üstüne yetimlik, sıkıştığında soru sormasa bile insanın bir baba figürünü dinlemesi büyük bir cömertlik olsa gerek. Hayatın cömertliği. Bundan mahrum kaldık. Ee, benim çocukluğumda nefret ettiğim soru kimin oğlusundu? Kasaba ortamında biz de oraya daha sonra yani o annemin kasabası, e, babam şehirde. Biz de oradaydık. Kaybedince oraya geldik. Çünkü bütün işte akrabalar vesaire filan ama tanımazsınız diye geçiştirirdim. Ee, dipte taşıdığımız şeyler muhakkak vardır. Belki metaneti öğrendik kazandırdığı şeyler adına. Sabretmeyi öğrendik. Baba oğul baba kız ilişkilerine baktığımızda içimde hiç kıskançlık yaşadığımı hatırlamıyorum. Kendimi öyle yakalamadım. aldım. Kendimi öyle yakalamadım. Ama e, kaybettirdiği şeyleri zaman zaman bir psikologla böyle otursak karşılıklı. Kim bilir ne der neler der neler çıkarır diye düşünmüyor değilim tabii. Yani benim hadince tariflerden çok kolay değil. Ama muhakkak vardır çok şey. Peki e, yine aslında babalıkla ilgili bir e, soruyla devam etmek istiyorum. Ben gelsin hatta direkt soru. Şimdi sizin çocukken hayalini kurduğunuz baba figürü oğlunuzla öğrendiğiniz babalığa ne kadar uyuyor? E, çok farklı. Sadece bizim için değil aslında dönem farklı. Bir sıkıntımız var. E, bu hepimizin bu şimdilerde 30-50 yaş grubu arasındaki bütün anne babaların ortak sorunu. Bizim gibi 50+ plus artık e, biraz daha abi olmuşlar içinde öyle. Çocuk erkil bir hayata evrildik. Bunun sakıncaları var. E, bunu sanıyorum Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığınız programda değinmiş olabilirsiniz. Ben hatırlıyorum hafızam beni yanıltmıyorsa. Çocuk yetiştirmek sadece okula sorumluluklar bırakmak değil. Yani anne babanın da bir takım yükümlülükleri var. E, niye böyle oldu? Batı e, toplumlarında bu, hani Batı toplumları demeyelim ama birazcık daha sisteme oturmuş, başka tür bir şey. Zaaflarıyla, kayıplarıyla, erozyonlarına rağmen, yani bizde de meziyetler var ve bunları korumak gerek. Onlarda bir takım başka türden meziyetler var. Henüz biz cık, onları model almaktan bahsetmiyorum tırnak içinde ama referans olabilir eğitim sistemi. Ee, ve ben çocuk ilişkisi, Galiba e, çocuk erkil hayatın çocuklara kattığı tatsız bir sonuç var. Bunu gözlemledim mesela. Canda değil ama etrafa da bakınca gözlemledim. Birazcık da onların bağışıklıklarını öyle demişti bakan da ki hak veriyorum. Biraz daha onların bağışıklıklarını güçlü tutmak zorundayız. Sanıyorum anne ve babalar çocuklarda kendilerine ayrıca bir anlam katıyorlar. Biz var ettik şeyden bağımsız söylüyorum başkaca ee, düşüncelerden vesairelerden. Yani dönem bir kere böyle bir farkı ortaya çıkarıyor. O dönem öyle bir dönem değildi muhtemelen ben yaşamadım ama gördüm gözlemledim. Böyle bir şey var artıları da vardır muhakkak ama en büyük kayıp galiba bu gibi şeyler. Şimdi şiiri sevdik biz. Bizim kuşak hayata şiirle bağlandı aynı zamanda. Silah şiirlerle kıyaslanmayacak kadar şair vardı. Sistem onları yuttu. Usta çırak <laughs> ilişkisini kopardılar. Ee, çünkü aynı sistem silahtan çok şairden korktu. Bu bir kırmızı soru bu arada onu da belirteyim. Şimdi neden diye soracağım bu cümlelerin üzerine. Gelsin soru. Sistem hala şairden korkuyor mu? Şüphesiz. Neden? İzafi iyileşmeler var. Yani yasal bir takım düzenlemeler de oldu vesaire vesaire vesaire. İşte ülkenin arada bir darbelerle demokrasinin yara aldığı ve sonra yeniden demokrasiye geçişlerinde ortaya çıkan zafiyetler, onların kalıcı hasarları ki çok ciddi hasarları var. Şairden korkar, silahşor kullanılabilir çünkü. Şu ya da bu biçimde teslim alınabilir, gönderilebilir, bölgesel sıkıntılarda, küresel sıkıntılarda vesaire de devlet dediğimiz organizma şairle ilişki kurduğunda kendisine hesap sorulacağını da bilir. Hakikatli şairlerden bahsediyoruz tabii. Ötekinin öyle bir derdi yoktur. O çoklukla eylem adamıdır, çıkarına da bakabilir vesaire filan filan. Ee, niye böyle bir şey söyledim? Muhtemelen e, dönem çok kayıplar verilen bir dönemdi ve bu kayıpların müsebbibi de bu silah silahşorlardı. Yoksa her fikir adamı, kadını, insanı sokağa çıkıp kimsenin hayatına son vermiyordu tabii. Yani orası bu anlamda kaos zaten. Bu kaosun içinden geçtik. Fakat devlet e, ya da sistem diyelim ayna tutulmasından... Hoşnut değil çoğu zaman. Bunu gördük. Yani yaşımız bunu tecrübe etmeye müsaitti. Korku bundan. Peki. Şimdi o zaman... Yine sizle alakalı bir soru soracağım. İyi bir aktör olmayı, iyi bir insan olmaya ye tutmayacağım. Bu bir kuralsa eğer umumda da değil. Profesyonel yaşamım çeyrek yüzyılını geride bıraktım şu aşamada bile. Olmazsa yaşayamam demiyorum. Yani aktör olmasaydım eğer hayatında bir anlamı olmazdı gibi bir yalana inanmadım demişsiniz. Şimdi peki aktör olmasaydınız ne yapardınız ya da şöyle sorayım ne olmasaydı hayatınızın bir anlamı olmazdı esas soru gelsin hayatınızı genel olarak anlamlı kılan şey nedir Bizim meslektaşlarımız sadece ülkemizde değil aslında dünyada da e, oyunculuktan hareketle söyleyeyim hadi sanatçılığı daha genel yani popüler sanatın içinde olanlar da sanki yeniden dünyaya gelsek Evet bunu isteyebiliriz ve sevilen, sevilebilir bir iş bu. Yani hakikatli yapıldığında çok kıymeti yüksek bir iş sahiden. İhtiyaç da duyulan bir iş ama tek başına e, kıymeti diğerlerinden bağımsız değil. Yani ne anlattığınıza bağlı, ne için bir araya geldiğinize bağlı, ne söylediğinize bağlı filan filan bildiğiniz gibi. E, olmasa idi eksik kalırdım bir yalanına gerek yok tabii yani hayatın kendisi çünkü asıl amaç. Ya yani bunlar da araçlardan bir tanesi. Ne yaptığımız, mesleğimizin ne olduğu, cinsiyetimizin ne olduğu vesaire vesaire bunlar çok ayrıntı kalır. Buraya böyle büyük kıymetler yükleyerek hayatın şanslı çocukları ya da insanları konumunda tutanların samimiyetine inanmadım. O samiyetsizlikleri de gözlemleyebiliyoruz zaten. Aa ne olabilirdik? Olmasaydı ne olabilirdik? Valla Mr. da olabilirdim. Böyle bir çizgi roman vardı bizim çocukluğumuzda. Böyle bir bazen motoru havada stop eden bir uçağı kullanırdı ve Güney Amerika'da, Güney Afrika'da dolaşır dururdu. İşin şakası bir yana denizci de olabilirdim. Herhangi bir meslek grubundan biri de olabilirdim. Öğretmen de olsaydım çok keyifle yapmaya çalışırdım. Ama asıl olan hayat bizim ne yaptığımız ondan sonra geliyor. Doğru. Şimdi hep steril ve beyaz Türk olarak nitelendirilebilecek e, karakterleri canlandırmanız zaman zaman eleştiriliyor. Yani e, sizi ters köşe bir rolde görmeyecek miyiz sorusuna. Vay arkadaş bu ters köşe rolde ya travesti oluyor ya da katil. Böyle düşünen her kimse özel hayatıma karıştırıyor olmasın sakın. Yalancı da dolandırıcıyı oynadım. Yalancı da dolandırıcıyı oynadım. Karakter altın portakal altın koza aldı. Yengeç sepetinde işkenceci polisi oynadım. O da altın portakal aldı. Birkaç rol daha sıralarım ama gerek duymuyorum. Şimdi siz bu eleştirilere bu cevabı vermişsiniz. Şimdi bana kalırsa yani bu benim yorumum. Oynadığınız karakterlerin bu kadar hani aynı veya işte beyaz Türk karakterler tarzında yorumların yapılmasının sebebi sizin tarzınız ve belki de ses tonunuz olabilir. Şimdi siz e, dolandırıcıyı oynasanız da işkenceciyi oynasanız da hani e, o bu sesle hani oynadığınız için o o insanlara o ters köşe algısını demek ki vermiyor. <laughs> Öyle bir sıkıntı var. Peki benim merak ettiğim şey şu, gelsin soru. Sizin bunu asla canlandırmak istemem dediğiniz bir rol var mı? Önce başa dönelim ve orayı cevaplandıralım. <laughs> Eğer e, rol ki bunu yaptık yani e, şimdi sizle konuştuğumuz gibi konuşmuyoruz tabii. Yani eğer arka sokaklarda e, böyle ağır travmaların içinde yetişmiş, sağa solu çizilmiş, e, kolay öldürebilen, kolay vukuğa çıkarabilen biri tabii ki bunun için arka sokaklarda olmak gerekmiyor. Yani akılla kirletilmiş bir dünyada temiz kalmaya çalışanlar da var. Ee, ve onlara bazen zorba diyebiliyoruz. Ee, zorbalığı aklamak için söylemiyorum. Yani dünyanın yarısını aç bırakan sistem aslında görünüşte eşkıya değil. Son derece steril. Kravattı kravat takıyor takıştırıyor filan yani. Ama bakın sorunlar diz boyu. Yani iyi kötü meselesi sanıldığı gibi gördüğümüzle alakalı bir şey değil. Asıl soruya dönersek. E, bu rolleri oynarsak böyle davranmayacağız, böyle konuşmayacağız. Bunun kırmayı biliriz e, durumuna <laughs> geçer. Şimdi tiyatro e, sahne deneyimi olan e, oyuncular, üstelik bunlar çok köşelidir ve çok kolay realize edilir. Dikey tatlar birazcık daha ara renklerde ortaya çıkar. Sahiciliği kaybetmemek lazım sadece. Karikatürleşmemesi gerek bunların. Bizde zaman zaman o işin kontrolü kaçıyor. E, yaptık, bunları oynadık. Bu belki bu kanı ve... Biraz terbiyeye inanmış, saygıya inanmış, sevgiye inanmış. Yaşadığı hikaye, mesleki hikayenin dışında özel hayatıyla e, bir kalıntı. Bu yargıyı besleyen aslında o bence. E, yoksa şey değil. Yani bu rollerde oynanır tabii niye oynanmaz? Şimdi mesela siz demişsiniz ya bu ters köşe rolde ya travesti oluyor ya katil. Mesela siz bu örneği verdiğiniz için bir travesti canlandırır mısınız? E, elbette mesela? elbette elbette kimin nasıl yazdığına nasıl bir Hangi lezzette hikaye edildiğine ve kimin hangi lezzette çekeceğine bağlı olarak keyifle seve seve. Peki. Ben Hiç ben öyle normlarımız de. yok yani asla. Oyunculuk öyle bir şey değil zaten. O da doğru. Yani Peki. zaman zaman kamu yararı üzerinden tasarrufta bulunabilir. Bu işte sanat toplum için mi, sanat sanat için mi meselesi ayrı ama e, oyuncunun böyle dertleri olmaz. Bir sadece buradaki kriter kıvam, sahicilik, kalite, inandırıcılık, etki yoksa yapılır hepsi tabii ki. Çok da güzel örnekler var. Kim bilir? Belki hem oğlumu hem de kendi çocukluğumu büyütmüşümdür demişsiniz bir röportajınızda. Şimdi siz aslında hmm... Ya biz e, sizin gibi insanlara e, çok alışkın olmadığımız için konuşma tarzınız çok seril ve çok entelektüel geliyor birçok insana. O yüzden de çok etkileyici oluyor ve aslında sizin söylediğiniz sözler işte Twitter'da, Instagram'da işte kurduğunuz cümleler paylaşılıyor vesaire Birçok hayranınız var. E, defalarca bunlar retweet ediliyor. Çünkü günümüzde insanlar birbirlerine şöyle cevap Birisi bir şey soruyor, aynen diyor. Ve i̇şte iyi misin? Ya, sıkıntı yok diyor ve geçiyor. Yani bunların arasına sıkışıp kaldığımız için ki gerçekten hepimiz yapıyoruz. Yani bir öz yaparak söylüyorum bunu. Ben lisans ve yüksek lisansla Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Yani hem lisans hem yüksek lisansım. Ama geçenlerde baktım bir şey oldu. Herkese aynen 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 diye duruyorum. Yani bu bir öz de aynı zamanda peki sizin nasıl bir altyapınız var? Yani bu yani konuştuğunuz şeyler gerçekten çok dolu, çok donanımlı ve entelektüel seviyesi tekrar tekrar ediyorum oldukça yüksek. Gelsin soru. Bu nasıl oldu? Yani çok mu kitap okuyorsunuz? Çok mu düşünüyorsunuz? Birini sıfırdan aldak alsak, sizin yaptığınız şeyleri yaptırsak. Ya böyle konuşabilir mi mesela? Mümkün. Estağfurullah mi? diyeyim yine. E, bu meziyetin yani bu böyle bir kıvamım olduğunu düşünmüyorum. Yani irtifa kaybıyla ilişkili bunlar. Bu toplum, işte yine başa döneceğiz. Bu toplum e, okullarını, aydınlanmasını, insan niteliğini... Ben köy-kasaba denkleminde büyümüş bir çocuğum. Şehirle, üniversiteyle birlikte tanıştım. E, şehirle tabii tanıştım. Lisede, ortörenimde falan ama büyük şehirlerle falan. Şimdi e, köy enstitülerinin karnesi haber oldu birkaç kere hatırlarsınız. Orada Sanat tarihi dersleri de var. Köylü için var. Yani ne ekerseniz 20 yıl sonra onu hasat ediyorsunuz. 30 yıl sonra ediyorsunuz. Şunu demek istiyorum. Bu meziyet benimle alakalı değil. Bu bir meziyet de değil zaten. Bu asgariden bir şey. Ben de o asgaridenin içinde dolaşıyorum. İstifa kaybı öyle yerlere iniyor ki, tenzih ediyorum tabii. Algı bu sefer ötekileştiriyor, daha yukarıda zannediyor. Halbuki biz ne abiler ablalar gördük, ne donanımlı, ne kadar şık, ne kadar derinlikli, ne kadar etkili konuşuyorlar. Onların örnek olduğu ve aktarıldığı toplum yapısı biraz dağıldı. Burayı hemen toparlamamız lazım. Sorun orada. Toparlanabilir mi sizce? Olabilir tabii ki olacak yani olacak. Umutlu olacağız. Umuttan başka çaremiz yok yani. Bunu siyaset üstü söylüyorum zaten. Yok ben, Mesele, ben de her de siyaset üstü tabii, tabii, sordum. Tabii, her tahmin şey ediyorum. siyaset tabii, değil tabii. çünkü oraya evde yanlış. Evet, çok tabii, yanlış. Tabii, tabii. evde kendimiz tabii, yetiştiriyoruz. Kaldı ki bu herkesin ortak derdi. Evet yani. ve bunu yapanlar bizim çocuklarımız tabii, ve herkesin çocukları ya yani bütün partilere oy verenlerin tabii, tabii, e, bütün partilere tabii, oy veren ailelerin ortak sıkıntısı bu tabii, çocuklarının tabii, bu durumda tabii, olması tabii. yani. Türk dili edebiyatı meselesinde mesela şimdi mezunların arasında sadece burada da değil sosyal bilimler okuyan ya da mühendislik bilimleri pozitif bilimler okuyan çocukların e, süre aldım konuşmalarına üsluplarına, kelime seçimlerine bakıyorsunuz üniversitede şey bu mu diyoruz bazen şaka gibi yani sonra öğretim görevlisi arkadaşlarımız var içinde kimi profesör oldu yaşlılarımız bol bol bizde e, hani oraya da bulaşmış şey buraları toparlamak lazım ya yani iyi olur bu bu toplum için bu kıymetli bir şey olacak yani evet çocuklarımızın kafasından öncelikle şeyi atarsak işte ben hemen nasıl para kazanabilirim işte, maralın göbeğini istiyor emeksiz evet. istiyor hemen istiyor hemen istiyor birinci meseleleri bu oradan oradan doğru sıkıntı şimdi <laughs> Ee, bir şey anlatma derdindeyim, film yapma ihtiyacı da buradan kaynaklanıyor zaten. Yoksa hayatımıza aktör olarak devam etmekte de mümkün. Sadece bu filmde değil, bundan sonra yapacaklarım içinde aynı duygular içindeyim. Tıpkı film çekmeyi sadece ticari bir uğraş olarak görmeyen diğer bazı arkadaşlar gibi. Bu da sizin cümleniz. Aktör olarak da anlatmak istediğiniz şeyi anlatamaz mısınız? Esas sorum geliyor. Neden bazı aktörlerde yönetmenlik motivasyonu var? Ee, bu sıkıntıdan dolayı. Yani aktörlük sonunda kreatif bir e, meslektir şüphesiz. Bir robottan ibaret değildir. Yazılanı, istenileni, talep edileni ortaya koyabilir. Ama kendinden ayrıcalıklı yorumlar katar ve düşünen, süzen, başkalaştıran bir uygulama alanıdır. Ee, yoksa benim istediğimi en kısa ve hızlı sunsun o, mantığıyla... Oyunculuk yapılmaz. Yapanlar var. Vardır. İ, rağmen hayatta derdi olan yani işte çevreden daha adil bir dünyaya, haksızlıktan, adaletsizliklere, aşktaki travmalardan, dostluktaki kayıplara, travmalara herkesin söyleyecek bir sözü var. E, aktörlük de birazcık düşünen, sindiren, e, derdi olan aktörler açısından... E, kendi hikayesi ya da çok sevdiği bir hikayeye ayrıca katkı sunmak için anlaşılabilir bir duygu bu. Tecimsel ya da ticari meselenin başka bir motivasyonu var. Orada bu onunla denk düşmez. Bağımsız filmler genellikle bunu karşılar. Ama hayatı bağımsız filmler taşımıyor işte. Yani taşı taşıyan örnekler var çok da saygın. Çünkü hepimiz için de öyle. Ee, böyle bir şey çok anlaşılır buluyorum. Dünyada da örnekleri var bunun. Yani Şampen'den işte de Deniro'ya, Edward Norton'dan başka birine, Brett Angelina Jolie'den şuraya buraya. Yani bu sadece herhangi bir coğrafyanın, herhangi bir kültürel iklimin meselesi değil aslında. Hı hı. Ee, çok anlaşılabilir de bir şey. Yetmiyor sorunun cevabı. Bazen sadece aktörlük toplamda anlatılmak istenen, işitlenilmek istenen duygulara yetmeyebilir yine de. O yüzden. O yüzden. Şimdi bir kırmızı sorum daha var. Şimdi Arzu hanımın bir soruya yanıtı bu. Evlilikle ilgili bir soruya yanıtı. Önce onu okuyacağım. Tabii o kadar toz pembe değil ki hiçbir şey. Bir evliliğin, çocuk büyütmenin sorumluluklarını unutmamak gerek. Fikir anlaşmazlıkları yaşadığında bir tarafın alttan alması belki evlilikte en önemli şeylerden biri. Tolere edebilmek, hoşgörülü ve saygılı olmak olmazsa olmazlar. Dolayısıyla bu biraz çabayla olan bir şey diyor Arzumanım evlilikle ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak. Peki o zaman ben size şimdi şunu soracağım. Gelsin soru. Sizin Arzuman tarafından tolere edildiğiniz yönleriniz neler acaba? İşte bu hani sorulardan bir tanesinde bir psikologla karşılıklı otursaydık çocukluğumuzdan neler çıkarırdı diye mutlaka izleri vardır. Yani kim bilir hangi alınganlıklarla boğuştu o da ya da bazen e, erkek egemen bir toplumda öyle büyüdük. Bu duyguyla helalleşmek istedik, kopmak istedik yani bu doğru değil çünkü ya bu erkekler için de yük ayrıca. Ve o ama burada kadınların feodalite içindeki kadınların da trajik suç ortaklığı var. Çocukları yetiştirirken başka bir duyguda yetişiyor. Kızlarımızın ve kadınlarımızın ön kabulü var kısmen. Buraların başka tür ele alınması lazım. Yani demem o ki bireysel hikayemizin dışında toplumun da bizi oluştururken yani ailemizin dışında bizi belirlerken bir takım arazlar kalmış olabilir çok anlaşılabilir bir şey yani ben pür varmadım onun hanesine gönlüne. Yani muhakkak sıkıntılar var. Önemli olan onun da söylemek istediği o işte karşılıklı. Bu çapakları büyütmemek. Bunu problem haline getirip bir iletişim sorunu biçimde değil de işte çözmek kıymetini bilmek. O kıymet o kıymet erozyona uğradıktan sonra toparlamak zor. Mahkemede yüz binlerce boşanma davası vesaire vesaire gidiyor. Sistem de bundan üzüntü duyduğu için şimdi herhalde başka tür düzenlemeler, nafaka ile ilgili mesela bir takım düzenlemeler var. Bazı yanlışlıkları da var ama başka bir konuyla soruyla ilişkisi olursa söylerim. Yani bu işin cinsiyeti yok. Ama soruya cevap benim de mutlaka arzuma taşıdığım ve onun baş etmek istediği, bazen zorlandığı, kabul edilebilir çapaklarım olmuştur. Peki şimdi sanat dünyasındaki kutuplaşmaya bakışınız ne sorusuna anlaşılabilir hak verdiğim için böyle demiyorum tespitim bu demişsiniz. Sonra da Bundan çekiyor musunuz sorusuna yanıtınız hayır bağımsızım sözü açı saklı bir adam da değilim. Sözü küfürlü bir adam da çıkar kovalayan da yani çektiğim bir şey yok özlediğim şeyler var demişsiniz. Ben de buradan e, yola çıkarak size şunu sormak istiyorum. Gelsin soru sanat dünyasında özledim dediğiniz şeyler neler? Ee, biraz tabii egonun ipoteği yüksek bir alan. Hatta onsuz olmuyor iddiaları var. Öyle midir tartışmalı bana göre. Yani o yüzden iyi bir insan olmak daha önceki sorulardan, iyi bir insan olmayı, iyi bir aktör olmaya ye tutarım meselesi biraz bu özlemin sonucu tabii. Çabamız da bu çünkü. Yine amaç araç meselesi. Özlediğimiz şeyleri sıralamam mümkün mü? Ee, kıymetli ilişkiler var, kıymetli arkadaşlıklar var. Yeni jenerasyonda beni çok, Heyecanlandıran çok e, kadim dostlukları gözlemliyorum buraya çok seviniyorum. Yani e, özlediğimiz şeyler e, sahicilik sorunu yaşıyoruz çoğu zaman. Bu sadece spesifik olarak sinemada, televizyon dramacılığında, oyunculukta, rejide vesairede değil. İşte yayıncılıkta, medyada bilmem ne de filan ya da toplumun başka katmanlarında da yansıyor. E, iyi olmak ve sadece olmak yapaylıkla eş anlamlı algılanmaya başlandı. Yani nezaket mesela sadece değil. Yani kibarlık çabası bile bunda bir sadecilik yok. Yani e peki iletişim dili hoyratlık üzerine mi inşa edilecek? Ne olacak? Yani hiç mi çabamız olmayacak? Belki Buraya verilebilecek en net cevap şudur. Özlediğim şeyler aslında toplum için özlediğimiz şeylerden çok bağımsız değil. Toplumda ne özlüyorsak aslında bizim sektörde de özlediğimiz şeyler aynı. Anladım. Peki. Ee, sanatçının siyasete taraf ya da kefil olmasının tek sebebi çıkarıdır. Masum çıkardır, masum olanları vardır elbette ama istisnadır ve sağlam bir saflık barındırır. Sanatçının politik duruşu olmalıdır, lakin ne iktidarla ne de siyasi muhalefetle el ele tutuşarak olmalıdır demişsiniz. Sanatla siyasetin iç içeriğiyle alakalı bir soruya. Şimdi e, her dönemde bugün ve bundan öncesinde de... E, Devletle ya da devlet büyükleriyle e, daha yakın olmuş ve bunu e, göstermekten çekinmeyen sanatçılar vardı, hep oldu. Bundan sonra da olacaktır. Yine aynı şekilde siyasi muhalefetle yakınlığını gizlemeyenler de oldu e, da yine bunlar da olacaktır. Şimdi e, çoğu da bu sorulduğunda hiçbir çıkarımız yok diye bir vurgu da yapıyor. Ama siz Kendinizi muhalif olarak tanımlıyorsunuz ancak yani siyasi muhalefetin yanında diye değil. Her yani genel anlamda da. Doğru da değil zaten. muhalif olarak. Ee, peki benim de sorum şu gelsin soru. Ki bu zaten son dönemin en çok tartışılan şeylerinden bir tanesi biliyorsunuz. Sanatçı kimdir? Sanatçının bu noktada bir görevi var mı? Yani san, e, şunu demek istiyorum yani muhaliflik ve sanat birbirine paralel mi gitmeli? Bu konudaki bakışınız ne? Evet. Şuradan başlayayım önce çıkar meselesi sadece ekonomik çıkar değildir, ee, psikolojik çıkarlarda çıkardır. Bunu meziyet kabul ederler. Bir şeyi de ayıralım. Yani makam, devlet, temsil makamlarıyla ilgili e, nezaket sınırları içinde sanatçının bir derdi olmayabilir. Orayı ayırıyorum. Ama siyasi görüş, ideolojik görüş, ideolojik kutuplaşma vesaire gibi artık dile yansıyan ve o makamları da esir alan her neyse, ne olacaksa, ne olmuşsa oralarda başka bir mesafeye ihtiyaç var. Sanatçı eğer e, benim ekonomik çıkarım da yok, başka bir çıkarım da yok ama bu hukuku seviyorum diye açıklayabilir. E, bu kefalet gerektirebilir yarın sıkıntıda. Yani olası bir problemde altını çizeceği bir şeyde bu hukuk ipotek koyuyorsa zaten işte yanlış bir şey ortaya çıkıyor demektir. Mesela iltimas hak değildir. İltimasta başkasına yapılan haksızlık yatar. Dolayısıyla buraya sanatçının meydan okuması gerek. Politik duruşuyla, bağımsız duruşuyla. Ama bu hukuk bunu gölgeler. Yani e, o cümle samimiyeti tartışılan bir cümle. Yani ben bunu istiyorum, seviyorum ama bir çıkarım yok. Çıkar mutlaka bir ekonomik çıkar, iş güç, desteği vesaire filan bunlar oluyor bitiyor tabi bunları görüyoruz ama sadece ondan ibaret değil. E, muhalefet meselesine bir açıklık. E, bugünün muhalefeti yarının iktidarı olabilir. Ne yapacağız yarın iktidardan mı yana olacağız? Sanatçıya düşen şey şudur. İktidar yanlış yapar olası yanlışları için mesafeyi korumak zorundadır. Muhalif olmak mutlaka kamu yararı üzerinden nöbet tutmayı gerektirir. Kamu yararı dediğimiz şey herhangi bir partinin, söyleminin, ideolojinin uhdesinde olmamalıdır. Gayet anlaşılır oldu. Mısır ticareti üzerinden bilet fiyatlarını indirmek ve bu adımla filmcinin hakkını küçültmeye kalkmak abeste iştigal tabii. Kimse de yutmaz şüphesiz. Ancak bağımsız ve nitelikli filmler için de asgariden kılı kıpırdayan sorumluluklar bekliyoruz. Şu tarih ve vizyon kapatarak sistemi iştahla tıkayan ihtiraslardan. Uzatmışım, şimdi, mi değil mi? Hayır ya şöyle bunu siz söyleyince şiir gibi oluyor. Ben okuyunca yemin ediyorum şimdi izleyicilerimiz kapatmayın televizyonu çok rica ediyorum ben susacağım birazdan sakin olun. <laughs> sakin olun kapatmayın. Şimdi ya ben okuyunca ya olmadı ama siz söyleyince o kadar muhteşem ve romantik duruyor ki şunu sormak istiyorum ben. Şimdi kendinizi ifade ediş şekliniz çok naif. E, sistemi iştahla tıkayan ihtiraslar mesela ya bu tarif nasıl bir tarif? <laughs> ya gelsin soru, sorum gelsin. Siz bir katili, bir hırsızı, bütün kötülükleri böyle bu naiflikle mi tarif ediyorsunuz? Buradaki e, Nasıl söyleyeyim size? İşte buradaki e, amaç ne aslında? Hayat bu kadar naif mi yoksa siz mi böyle yapmaya çalışıyorsunuz? Yani anladınız siz beni değil mi? <laughs> böyle tarifleyen roller vardır ve çok etkileyicidir. Yani e, yakın tarihte de yapılan birçok işte, e, bizde de yapılan bazı işlerde, e, Hollywood'da da, uluslararası alanda da yapılan birçok işte, e, incelikleri tabii ben bu incelik meselesinde inceliği temsil et. ...miş olmama yine karşıyım. Ee, kendimi öyle görmüyorum. Kendimi sahiden bu kadar atfettiğiniz gibi naif... ...atfettiğiniz gibi romantik, atfettiğiniz gibi kibar... ...ya bizim abilerimizi, ablalarımızı gerçekten toplum unuttu galiba. Yani onlar bu işin abidesi. Yani onları biraz izledik, dinledik, şey yaptık tabii. İlginç. İlginç irtifa kaybının sonuçları bunlar. Virüs gibi yayıldı ve maalesef şeye yansıyor. E, ee, şeye gelirsek Mısır ticareti meselesinde bu nasıl bir şey? Ee, bir söyleşiden. Şimdi bu Sömesiler dahil iştahla vizyon kapatıp hasadın tamamını mümkünse ben alayım şehveti çok kıymetli bağımsız filmleri bir hafta bile oralara sokmuyor. Ve kimse elini kaldırıp ya burada da bir emek var, maliyet var. Bu arkadaşlar bu işi beceriksiz olduğu için değil, bunu tercih ettikleri için böyle yapıyorlar. Ve bu çok saygın bir şey. Şunlara nasıl sahip çıkarız diye ayağa kalkmıyorlar. Baktığında güçlüler. Güçlülük kullandığı enstrümanla alakalı bir şey. Kendisine bir güç atfedilmiş değil. Kurduğu dil ilizyon oluşturmuş. O dile mevzilenmiş. Oradan da kapatıyor sistemi. Şimdi dön bir bak bakalım. Başka kıymetler de var. Yani bu bir takım arkadaşlarımızın yolculuklarına atfen söylenmiş bir şeydi. Yoksa onlar o kavgada haklılar tabii Mısır kavgası meselesi. Ee, filmciler yani. Fakat sonuçlanmış da değil tartışmalı da gidiyor. Ee, asıl sorun o değil. Asıl sorun bu ülkenin üreten ve daha iyisini daha ağır bedeller ödemek üzere üreten evlatlarının da yaptıklarına fırsat tanımak. Ben bunu kendimden bağımsız söylüyorum. Ben zaten iyi kötü işte abi olarak bir takım işlerin içindeyiz. Aktör olarak da söylemiyorum. Ama <laughs> onların Sürü bu aldım. onların bu emeği ve çabasını görmezden gelenlerin birdenbire etik kavgalar veriyor olması manidar yani. Şimdi eşim hastalığım sırasında müthiş bir eş, sevgili, abi ve destekçi oldu. O dönem ona bir kere daha aşık oldum diyor eşiniz. Bir dönem tiroid kanseri atlattı ve bir buçuk yıl bir mücadelesi sürdü rahatsızlıkla. Ee... Ve siz de hep yanındaydınız. Özellikle sanat camiasında ve sadece sanat camiasına da bunu atıf etmemek lazım. Genelde günümüzde erkekler eşleri rahatsızlandığında e, rahatlıkla ortadan kaybolabilecek, onlara destek vermeyecek e, yapıdalar ne yazık ki. Bunun çok fazla örneği de var, görüyoruz, gördük. Şimdi siz bu dönemi çok sessiz, sakin ve birlikte atlattınız. E, Arzum Hanım'ı hiçbir insani zafiyeti üzmeyecek kadar çok seviyorum demişsiniz mesela bir keresinde çok da güzel bir anlatım aslında bu. Gelsin esas sorum. Eşinizin hastalığı ilişkinizdeki hangi aşamaydı? Yani o dönem hangi eşiği atlattınız? 2005-2006 iki yıla yayılan bir süreçti o. 2004'teki tetkiklerle kısmen şey yaptık, tanık olduk. Annesinde de ilk evrenin şeyi vardı, Tabii çok soğukkan lazım. Çok gerçekten metanet çok yüksek. Gene daha önceki sorulara dönersek bu yatağa çizilmiş meselesinin çok üstünde bir kıymeti, ruh hali, derinliği vardır. Yani ben bulunduğum yerde subjektif olabilirim ama yakın dostları da bunu gözlemliyor. Ve son 15 yılı heykelle tanıştıktan sonra Çapraz okumaları, bizim sohbetlerimizin artması, başka bir şeyi 40 plus 45'lerinde üstüne çıktı şimdi. Olgunlaşıyor tabii filan. Hani aşk sahiden evrelere evrilebiliyor bir, bir açıdan. Yani aşkın bilindik kodlarıyla olmasa bile o içinde barındırdığı başka bir şeyle derler ya işte her aşkın içinde bir tür savaş vardır ve aşk bazen savaş kadar çetrefildir diye. Evet doğrudur. Eee 2006'ya da yayılan işte biraz boyun diseksiyonu operasyonu gerektiren lenflerde papiler e, daha şeydi. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Erkeklerin böyle bir sorunda kadınlarından uzaklaşmak için e, çoğunluk olarak sebep aradıklarını düşünenlerden değil. Yani bu da bir Burada bir statistiki karışıklık olabilir yani bir şey olabilir emin değilim. Ama yoldaşlık böyle bir şey olsa gerek yani nasıl iyiken iyiyiz. Şimdi birazcık sıkıntımız var ve buna birlikte göğüs gereceğiz ve daha çok el ele tutuşacağız diyememek için ne sebep olabilir ki? Kadından erkeğe ya da erkekten kadına. Ee, bizim galiba biraz çabaya ihtiyacımız var ya. Eğer ülkeden konuşuyorsak bu ülke kadın ya da cinsiyetten bağımsız söylüyorum kadın ya da erkekten. Hareketle çaba, çaba ve samimiyet. Bu çözecek bazı şeyleri varsa bile. Bir de bir konu daha var çocuk konusu. Şimdi e, çocuk yaptıktan sonra evliliklerde eşler birbirinden e, uzaklaşabiliyor dönem dönem. E, sanki hani evlilikle ilgili yapılması gereken bir görevmiş gibi bu çocuk yapmak. Ve sonra evlilikte e, anlamını yitiriyor gibi düşünüyorum. E, sizin evliliğinizde çocuk sonrası bir sıkıntı yaşandı mı? Hani bu çünkü bunu şundan dolayı soruyorum. Örnek bir evlilik e, olarak gösterildiği ve o şekilde kabul edildiği için ki ben de öyle kabul ediyorum ve izleyiciler de öyle yani de şey böyle olduğu ama... için. Gelsin <laughs> soru. Sizce çocuk sahibi olan çiftler neden birbirinden uzaklaşıyor? Siz bu tarz bir şey yaşadınız mı o dönemde? Ee, çocuk sahibi olmanın evladı tanıdıktan sonra o yani doğumdan sonra kucağa alınma anı dahil sonraki bütün evreler birçok anne ve baba o tanışıklığa ve o duyguyla hemhal olmaya onun ne demek olduğunu anlamaya yönelik tecrübesi olmasa yani o andan itibaren Toplamda hayatlarına dair sorumluluk ve yükü düşündüklerinde başa dönseler kararlarını gözden geçirebilirler. İyi ki de böyle değil. Yani iyi ki de aslında mesele üremek, mesele e, çoğalmak meselesi değil sadece. E, insanı çok tabii haksızlığa da düşmemek lazım yine fütursuz bir tarifle bakmak. E, Gerçi tıp şimdi çocuk sahibi olmak konusunda bir takım çözümler getirdi ama bu bir lütuf değil tabii. Yani anne baba olmak, anne baba olamayanlara karşı bir ayrıcalık değil. İnsan korkar bu tür şeylerden. Etkisi vardır, olmuştur. Tölere edilebilir mi? Edilebilir. Edemeyenler niye edemiyor? anne ee, annede yükü biraz fazla bir travması var belki. Babada neyi arar bilemiyorum. Bizi ilgilendiren tarafıyla cevap vermek isterim. Muhakkak yükü var ama yükünden çok lezzeti var, e, duygusu var, var var. O kadar çok şey var ki sadece yükü var ve ilişkiyi paralize ediyor diye bir e, büyütülebilecek sıkıntıyı hak etmiyor. Yani evlilikler çocuk üzerinden devrilir ve büyük sınavlar verir ve ben hiç inanmak istemiyorum en azından. Şimdi sizin bir cümleniz var. Günlerce konuşuldu. Ayrıca bunu bir erkeğin söylemesi çok daha önemli tabii. Hiçbir kadın geleceğini bir adamın vicdanına, aşkına, günün sonunda bir gün aklının karışmasına bırakmamalı dediniz ve... Ciddi anamda e, olay yarattı. Çok güzel çünkü yani o gerçekten e, ders niteliğinde. Bunu e, söylediğinizde bu e, bu kadar hani olumlu tepki geleceğini tahmin ediyor muydunuz? Çünkü bir anda yani. Ya inanılmaz bir şey oldu. Siz de takip etmişsinizdir. Herkes bunu paylaşmaya başladı. Hala bir şey olduğunda bu paylaşılıyor. Ya bu böyle sanki bir sizin erkek çocuğunuz var ama kız çocuğu babası duyarlılığıyla aslında söylenmiş bir şey. Hem buradan yola çıkalım. Bu sorumu şöyle de bir şekilde birleştireceğim. Az önce nafaka ile ilgili de bir şeyler söylemek istediniz. Belki buradan yola çıkarak Konuşalım. onu da konuşuruz. Buyurun. Ee, bu Hülya ile biz birlikte de çalıştık. Sohbetimizde ortaya çıktı bir programda. Ee, o da çok dinamiktir ve sohbetlerinde kısmaz da şeyini, duygularını, düşüncelerini. Bir kere şöyle bir şey sonra o arada ertesi gün beni ve dedi ki bak büyük şey yarattı doğaçlama o anda çıkmış bir şey. Çünkü o da ya kadın olarak ben aslında söylemek istediği o değil 40 yıldır çalışıyor etrafında baktığı bir sürü erkek vardır muhtemelen hayatında ailesinde istihdam ettiği filan. Psikolojik bir şeydir muhakkak sonra bir hocamız ya e, bu duygunun e, cinsiyeti de olmaz filan demeye kalktı. Ben birazcık anlaşılabilir bir tarafı da var dedim. Hassas toplumun cumhuriyet öncesi okuma yazma oranı kadına verilen haklar kadının toplumdaki yeri kıymeti çalışma hayatı e, kendini ifadesi siyasetteki oranı bürokrasideki oranı vesaire vesaire vesaire. Zafik çok zafik. Çünkü niye yüzyılların birikimi var? Yani tamam bu yüzyıllar sadece Orta Doğu'yu, bu toprakları e, değil, muhakkak Avrupayı ve Amerikayı da e, bağladı. Şimdi şimdi bir takım haklar son yüzyıl içinde bir yere gidiyor. Hala yeterli değil. Ama derdi var bu coğrafyanın. Şimdi bunun üstünde e, erkeğe de yük olabilecek kadının bu aidiyeti, bu Sığınması bu Başka tür bir çifte ahlakla Dinilebilecek tenzih ediyorum Bir biçimde yaslanması Erkek için de Başkaca bir yük Bir gün aklı karıştığında kadın Zafik ve üretimden uzak Ve bir erkeğin Sadece muktedir olduğu Gücüne yaslanmış olursa Ve O erkeğin İyi niyetli de olsa aklı karışırsa bir gün orada çaresiz kalır. Çocuklarınızı böyle yetiştirmeyelim, çocukları böyle yetiştirmeyelim demekti bu. Şura aldım. Ee, anlık bir şeydi e, sohbette. Belli ki bir ihtiyaca cevap verdi. Olabilir. Bundan çok daha kıymetli cümleler kurulmuştur. Başkaları tarafından da yazar çizer büyüklerimiz, arkadaşlarımız filan. Ama bu gösteriyor ki toplumun özellikle hassas olduğu bir konu bu. Evet. Şimdi nafaka meselesine buradan Hı. bağlayayım izniniz olursa. Hı. Bu yeni bir şey galiba Arzum da imza attığı şeye. Şimdi baktığınızda ayakları üzerinde duran, çalışan, üreten, çağdaş kadına bu ülkenin ihtiyacı var. Hiç tartışmasız. Yani evde anne olma başka bir şeydir. Vasıfları elinden alınmış, hayatla... Karşı karşıya kaldığında ve yalnız kaldığında çaresiz kalabilecek ve erkeğin haremine muhtaç olabilecek kadın aramak başka bir şeydir. Ne siyaset böyle bir şey talep etmeli bu ülkede, aklı başında bir talepten bahsediyorsak, ne de toplumun böyle bir şeyi olmalı. Şimdi buralara el birliğiyle karşı çıkacağız, şüphesiz görevimiz bu. İşte politik durmak aynı zamanda böyle bir şeydir. Şimdi e, nafaka henüz çalışma oranı bu kadar düşükken, ve aslında evde çocuk, ev işleri başka şeylere biricik meziyet buymuş diye bırakılmış kadın. Olası sıkıntılarda evden kopmasın diye nafakayı elinden alıyorsa bu zalimlik. Ha nafakaya ihtiyaç duymasın tabii kadın ama onun çözümü şimdi değil. Onun çözümü daha okul yıllarına gider kızlarını yetiştirirsin. Doğu'da yetiştirir, Orta Anadolu'da yetiştirir, Karadeniz'de yetiştirir, kızlar okur. Aslında babalar yavaş yavaş buraya geldiler. Evet, evet. Yani çok artık yükseldi. o mesele bitiyor. Çok yükseldi. Evet, bu iyi bir gelişme, bir çok iyi bir yükseldi. Gelişme. Şimdi biz kızlarımızı sahiden hayatla ilişkisinde bir erkeğin vicdanına, aşkına, samimiyetine, centilmenliğine, şusuna busuna ama bir gün karışabilir, her şey alt üst olabilir. Oraya yönelik hazırlayıp bir cariye edasıyla gelecek kurmaya kalkarsak bu toplum geleceğini kuramaz zaten. Yani... O kadınların çocuklarının da geleceği karartılıyor demektir. Çünkü anne referans olacaktır. Model olacaktır aynı zamanda kız çocuklarına. Böyle birbiriyle ilişkili konular anlık çıkmıştı. Hülya ee, da buraya çok yüzde yüz karşı olduğu için değil bir ihtiyacı söylemişti. Yani ben çok çalıştım, yorgunum. Şimdi bir aşka başımı yastasam demek istedi belki. Onu da burada belirtmek isteyeyim. Yani çok... Ee, kimseyi de üzüp kırmamak gerek. Direkt şimdi sorumu soracağım. Kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Yani çekip oynamaktan ve senaryolarla birazcık boğuşmaktan çok şey olmadı. Ee, 50'li yaşları böyle planlamıştım. Yani öyle gider diye düşünüyordum. Bir denizci olarak böyle kıyıda bir yerde işte ee, ...harcamaları daha kontrollü... ...çocukları işte biraz büyüttük... ...vesaire diye... ...tabii biz toplumun... E, ...bilindik ihtiraslarını... E, ...rehber edinmedik... ...ekonomik olarak söylüyorum... ...yani kulağımıza böyle şeyler... ...üflenmedi, biz tapu dosyaları ...bilmedik vesaire vesaire... ...şimdi dinamik toplum... ...böyle dertleri de var herkesin de... Ee, ...kitap yazmak... ...çok kıymetli bir şey... Ee, aynı zamanda becermek gerek şeyle çalışma hayatıyla. Henüz sadece kitap yazmak için kıyılara gitme ütopyasını düşünmemek lazım. Zaten sebep de değil ayrıca. Yani iyi kitap gidilince yazılmıyor. Nereye giderseniz gidin, e, duygularınızdan arınamazsanız sadece bedeninizi taşınmış oluyorsunuz çünkü. Belki yani var aklımda bir iki bir şey ama ne zaman olur bilmiyorum. Sanki var gibi ben anladım. Evet. Ee, erkeklere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Soru direkt gelsin. Mesela oğlunuzu yetiştirirken ona en çok öğütlediğiniz şey neydi? E, ee, <laughs> İlliyet bağı ve aidiyetiyle ilgili dertleri olsun istemedim toplumuyla. Şikayetlerimiz olabilir, sıkıntılarımız olabilir. E, ee, muhalif meseleleri sıkıştıkları yerler başkaca çaresizliklerle karşı karşıya kalabilirler. Ama bu topraklara, ülkesine, memleketine aynı dili konuştuğu yurttaşlarına, yurttaşlık bağıyla bağlı. Başka bir şey değil, mezhep, kimlik, etnik kimlik asla. E, dolayısıyla küslük biriktirmesinler, umudu başka coğrafyalarda aramak yerine sadece iş, istihdam ve bilgi görgü tadında bir, bir şey olabilir, haklarıdır. Ama terki diyar etmek, yok saymak, bir gitsem demek. İlki bu. Buralara yenilsin istemem. Ne canın, oğlumuzun, ne de arkadaşlarının, dostlarımızın, çocuklarının, kız ve erkekli. Ee, i̇kincisi biraz tabii e, bu çocuklar şey büyüyorlar, daha naif aslında işte bizden daha naifler. Can sahiden öyle yani. Ben canın yanında şey kalırım. Oho sokak çocuğu yani. Tabii. Yani öyle de büyüdüğümüz için. Biraz e, iletişim dilini kurarken siyasette de görürüz ya bazen onu. Hani toplumla iletişim dilinde azıcık toplum şeyi sever. Onun örneklerini de gördük. E, yurttaşlarıyla iletişim dilinde çok sırça köşkte kalsınlar istemedim. Bir de bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani toplumuyla dokunsun. Yani duygusal olarak söylüyorum dokunmayı. Dokunsun, bilsin, anlasın. Bilgi bazen boşlandırıda da varsın boşlansın. Ama çaresiz kalmasın, iletişimsiz kalmasın. Bir derde de derman olsun, çare olsun filan. Yani bunlar onları korkutmasın istiyorum. Şunu da soracağım yeri gelmişken bu da bir kırmızı soru siyasetle alakalı bir şey de sizinle alakalı şimdi siz apolitik misiniz? Yoksa politik misiniz? Hem muhalif hem de apolitik olmak mümkün mü? Çünkü kamu yararına bir muhalefet <laughs> benimsediğinizi görüyorum. Yani siyasi partilerden uzak, bağımsızdır. Evet. O yüzden apolitik Bak. misiniz diye de sormak istedim. Yok, politiğimdir. Yani aslında şöyle, bilinik e, bilindik anlamda siyasetle korelasyonu olan bir politik duruş değil ama. Hı hı. Yani eğitimde fırsat eşitliği için meydanlara çıkmaya yine hazırımdır. E, sosyal adalet için bir şey söylemeye yine niyetliyizdir. Yayıncılıkta ya da işimizde daha iyisi çıtayı daha iyi yere koyabilmek ve sorumluluk almak ve bu uğurda kontrat kaybetmeyi göze almak geçmişte çok yaşadık zaman zaman. E, yani bir siyasi yapılanma ya da bir e, organizasyonla ilişki e, şart değil e, politik duruşlar için, politik söylemler için. E, apolitik değilim kesin. Muhakkak dönem dönem performansına göre heyecanlandığım ve ilişki kurduğum yapılar vardır. Uzak değilim, tanırım insanları. Hem şahsen tanırım hem uzaktan takip ederim çoğu zaman. Politika üretilmeden olmaz şüphesiz. Siyaset de üretilmeden ülkeler idare edilmez. Yanlışları da olacak, doğruları da olacak. Oradaki volüm, tartım, Hakkaniyet duygusu, dozaşımları neler onlara bakacağız. Oralarda da pozisyonumuzu alacağız tabii. Ama yine başa dönüyorum. Ee, i̇ktidar ateşten gömlektir. Muhtemelen e, yanlışların içinden geçer. Günümüz iktidarları için söylemiyorum dünden bugüne geçer. Çok majör hataları da vardır. Ee, sanatçıya düşen aydınlatmaktır, ışık tutmaktır, karşı çıkmaktır. ...arızaya işaret etmektir. Peki. O zaman şimdi... Ee, ...şiiri... ...şiir seviyorsunuz anladım. Evet. Peki... E, ...şu anınızı... ...şu yaşlarınızı anlatacak... ...böyle kendinizi bulduğunuz bir şiir var mı? Şu şiir benim için özeldir... ...dediğiniz bir şiir var mı? Gelsin soru. Eee... Yani var tabii çok çok var. Bazı şairlerde onların bazı özel durumlarında bizimle yani okuyucusuyla kurduğu ilişkide bazı duygusal zamanlarımızda da anlam kazanan şiirler vardır. Bu yaşla ilgili zamanı daha çok sual eden muhakkak ve bu çabucak geçiyor ya her şey ve birden işte aklar düşüyor. Derdim olduğu için söylemiyorum böyle de durur ve geride bıraktığımız yıllar çocuklar büyüyor. Bu hızın ve bu geride bıraktığımız zamanın aslında üzerine kurulmuş cümleler bu yaşların tabii ki şeyi en çok ilgilendiği dizeleri oluyor ya da şarkıları oluyor. Eşyanın tabiatına Aykırı olmayan bir durum bu. Ee, metabol Bir iddia şu. Ee, zaman, metabol iddia bu, bilimsel bir tespit değil. Zaman metabolizma hızı yavaşladığında daha hızlı akarmış. Çünkü izafi işte oradaki meselede. Ee, o yüzden bütün hatıralar, gençlik ve çocukluk hatıraları olur. Metabolizma yavaşlamaya başladıkça, Diyelim ki kırklar mesela, ondan sonraki süreçteki hatıraların sayısı, miktarı, oranı azalırmış. Bir iddia, ee, gerçek değil. Ee, ama hak veriyorum ve insan şimdi gençleri, çoluk çocuğu da geleceğe hazırlarken... ...arada bir hemen üst yaş grubunda büyüklerini, abilerini, hazırlıksız ablalarını kaybetme kaybettiği haberlerini duyunca biraz şiiri de, şarkıyı da, cümleyi de daha çok oralardan dolaştırıyor galiba. Neyse hüzünlü bir şey oldu. Evet. Ama güzel oldu. Çok güzel anlatıyorsunuz her şeyi. Çok keyifli gidiyor. Eminim izleyicilerimiz de aynı keyfi alıyordur. Aşkla ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum ben. Sizce aşk ne? Gelsin soru. Süreli bir şey mi yoksa sonsuz mu? yani süreli değil bence şüphesiz değil süreli olan insanın aşktan bağımsız metaneti çözülmesi değişimi şusu busu aşk aşk başta ne taahhüt ediyorsa devamında da onu arıyor bekliyor belki şimdi ikili ilişkilerde dönüşebilir tabii aşkı aynı yıllar itibarıyla aynı dozda aynı duyguda aynı şiddette aynı heyecanda aramak insanın ...kendisiyle ilgili bir yanılgısı aslında yani. Ee, sonsuz mu geçici mi çok daha bile ötesi. Yani şey değil tabi ...sonsuzluk daha yakın durabilir. Ee, uygarlık tarihi boyunca insanın... ...tanıştığı... ...en kadim... ...en coşkulu... ...en sert... Sistemleri bile, düzenleri bile e, harmanlayacak, yeniden gözden geçirtecek, e, ırgalayacak, sarsacak kadar hakikatli. Yani yönetici sınıfa atfen söylüyorum bunu. E, dünden bugüne, siyasi coğrafyaları bile değiştirecek kadar muktedir bir duygu. Yani e, hayatın bütününe... Ee, etkisini beklemek ona göre pozisyon almak şart değil ama aşkı bulunduğu yerde anlamak o mesafede kabul etmek ve sık sık sual etmeye ihtiyaç duymamak da gerek galiba yani peki ee, size şunu soracağım şimdi hem sanatçı olmak bu da bir kırmızı sorun. hem de sakin bir hayat yaşamak çok kişiye kısmet olmuyor aslında. Peki e, sizin hayatınızda hiç çalkantılı dönemler hisler oldu mu? Eğer olduysa soru gelsin. Siz bundan nasıl kaçtınız? Ee, az önce söylediğim gibi bir süre sonra sistem çünkü özellikle magazin hani tüketmeyi ve buradan biraz rant devşirmeyi sever. Ee, sistem onun üzerine inşa edilmiş yoksa bu herkesin talebi değil bizim en azından talebi fark ettiğimiz bir an var İlk yıllarda bunu kodlayamayabilirsiniz bir süre sonra bu fütursuzluğa dönüşmeye başlamıştır ee, başkalarına haksızlık halini almaya başlar ee, incelikten söylemiyorum hakikaten öyle ee, ve dolayısıyla biraz geri çekildik işte söylediğim gibi birlikte sevgililer günü için fotoğraf vermemeye ya da ortak söyleşi yapmamaya bu bir tam eden karardır. Ee, anneler babalar günü için canı da vesaire filan. şimdi tabi sistem değişti artık. Eskiden söyleşiler gazete vesaire. Şimdi artık herkesin kendi benim yok da e, arzumun da var. Oralardan böyle coşkulandığı zaman arada bir bir aile şeyi paylaşıyor. Anlaşılır bir duygu. Yani elbette sonuna kadar hakkı var. Bize de düşen e, onun coşkularına hizmet etmek yani sonuçta. Var etti çünkü var ediyor. Yani kadın hakikaten yani erkeğe kıyasla kadının döbeti e, çok başka bir şey. Ee, biraz saklandık, biraz geri çekildik, biraz koruduk. Buna ihtiyaç vardı. Çocuk büyütürken de e, ihtiyaç. İşimizi yapmamıza engel miydi? Değil. Ee, tavsiye eder misiniz? Ederim. Ederim yani yeni nesle. Biraz korur, biraz ayakta tutar. Fiziken de ruhen de ihtiyaçtır yani. Peki. Nuri Bilge Ceylan, Mütevazilik hiçbir zaman gerçek bir üst değer olmamıştır bizde. Bir ortamda mütevazi olmaya kalkarsanız saygı hemen azalmaya başlar hissedersiniz dedi bir röportajında. Şimdi sizin de gayet mütevazi bir yapınız var. E, Nur Bilge Celen e katılıyor musunuz e, bu noktada? Gelsin soru. Yani tevazu sahibi bir aktör olarak hiç mütevazılığın saygı azaltına şahit oldunuz mu? Olduysanız dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? E, Nur Bilge'ye bunu söyleten nedenler vardır ayrıca. Yani tanıklık edersiniz dediğine göre tabii çok hakikaten bizim sinemamız adına, ülkemiz adına da ee, olağanüstü başarılara imza atmış bir arkadaşımız. Ben de ayrıca takip eder ve çok severim. Çok kıymetli filmleri oldu. Nevi şahsına münasır bir, bir dili, dünyası, kimyası da var. Ee, emek istiyor. Onu da takip etmek tabii. Gönül arzu ediyor ki bunu söylemek zorundayım. Onların filmleri işte bu iştah sistem meselesi o yüzden önemli. Onların filmleri de daha çok seyirciyle buluşabilme imkanı bulsun sistem oraya kapamasın kendini ve bazı arkadaşlarımız da oradan sorumluluk üretsin. E, ee, kolay mı? Değil. Ee, tevazu bu coğrafyada bir takım atasözleri var. Evet fazla gösterme inanırlar filan gibi. Valla ne diyeceğimi bilemedim yani bu konuda. Ee, tartışmalı bir konu. İnananlar ee, inananlar vardır. Kanıksayanlar vardır, istismar edenler de çıkabilir bunun üzerine. Peki bu gösterene gösteren için bir kayıp mıdır? Yani bu gönderdin ve böyle bir geri dönüşü var. Dolayısıyla sen mi erozyona uğradın? Bilemem ki. Ee, ben tanıklık ettim mi? Evet. Nuri Bilgi'ye katılıyorum. Ee, buradaki temel sorun şu. Eğer öyleyse ne yapacağız biz? Olması gerektiği kadar tevazudan vaz mı geçeceğiz? ya da o tatlı dokunuşlardan vaz mı geçeceğiz? Kendimizi mi gözden geçireceğiz? İşte buralara bir daha bakmak lazım. Vallahi ne diyeceğimi bilemedim yani. Peki, peki anladım. <laughs> peki şunu soracağım. Ee, gelsin direkt sorum. Şu ana kadar oynadığınız diziler ya da filmler arasında sizin için en özeli hangisiydi? Ee, klasik bir cevap olacak. <laughs> klasik bir cevap olacak. Çok ayıramıyorum diye ama mesela Ömer abiyle çalışmayı ayrı ay, şey buldum. Yavuz abi geçenlerde kaybettik Özkan'la Yengeç Sepetinde. E, Ömer kavurdu Akrebin Yolculuğunda. Sevgili Osmanla sınavla eee uzun olsun. E, yalancı da. E, başka çalışmalarımız da oldu tabii ama böyle sayıları arttırmak mümkün. Ben bir de bir dönem son dönemde daha çok ucuca ekleyerek çalışmadım yani filmografi çok yoğun değildir aslında az da değildir ama çok da değildir ee, dolayısıyla da böyle şey yapamıyorum İçinden üçünü çektim aldım kalan on üçünü şöyle ayırayım diyemiyorum sahiden ee, bunların dışında da televizyon dramalarında belki sıcak saatlere emek verdik biz yaptık benim bizim atölyeden filan birlikte çattık ee, öküsünü de Ahmetle ee, Üç yılımızı aldı çok özel bir hatırası var. Gazeteci olarak da Sedat Yalçın'ı çok sevmiştim. Orada özlüyorum da karakter olarak. E, Dramalardan hareketle söylüyorum. Ama yani ben onu çok sevdim. derisi oynarken de bir döneme daha iyi ışık tutabilseydik keşke falan diye düşündüğüm olmuştur. E, ya da işgal İstanbul'u Veda'da dramalar için söylüyorum. Özel televizyonculuğun olmadığı dönemde TRT dramalarında çok ilginç işler yaptık. Yani onları da çok birbirinden ayıramıyorum. Bu Türkiye'nin ilk polisiyesidir iz Yani Belen'e filan bunlar. Ben de çok sayeden şey yok. Ya şu üçü çok acayip filan diyemiyorum. Aslında hepsi özel. Ya kendine göre bir kıymeti var. Hakikaten var. Bu çok klişe bir cevap ama ayıramıyorsunuz. Haksızlık etmek de istemiyorsunuz aslında. Şimdi bir kırmızı sorum var. Bundan yıllar önce e, Kürt meselesi toplumda henüz bu kadar rahat konuşulamıyorken siz Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde Ahmet Kaya gösterilen tepkiye sessiz kalmadınız ve kendisinin yanında yer aldınız. Hatta kendisine siper oldunuz da diyebilirim. Şimdi konjonktürden bakınca aslında yaptığınız e, o şartlar içerisinde cesur bir davranış. E, tepkide bulunanlar özür dilediler ancak yıllar sonra. E, Buradan yani sizin bu davranışınızdan neden onu bu konuyu açıyorum onu da anlatayım. Sizin aslında naylon bir karakter olmadığınızı anlıyoruz. Yani anlattığınız gibisiniz. Ne demek istiyorum? Çünkü sizinki bir refleks ve insanın gerçeği anlık reflekslerde ortaya çıkar. Yani tabii insan konuşur, anlatır. işte şöyle der, böyle der ama anlık refleksinde ne yaptığı onun esastır. Yani kendisini gösteren ayna o. Şimdi e, Ahmet Kaya'nın linç ettiği o geceyi siz e, Hatırlıyor musunuz? Nasıl hatırlıyorsunuz? Sonrasında gelsin soru. Ahmet Kaya ile görüştünüz mü? Ee, sonrasında zaten Fransa'ya gitmişti görüşmedik. Bizim Ahmet'le ondan önceki buluşmamızda çok yakın bir dostluğumuz yoktu. İki kez e, bir arada olduk. Biri Ortaköy'dedir Bu şey zamanları. Şimdi e, o zaman da öyle düşünürdüm. Şimdi de öyle düşünüyorum. Bu tür Beyanlardan rahatsız olup kahramanlık türküleri söyleyen arkadaşlar ve memleketin menfaatlerini, geleceğini, birliğini, dirliğini filan iddia eden arkadaşların ki bu hepimizin ortak kaygısıdır ayrıca. Kimsenin kişisel tasarrufu da değildir. Yaptıkları işlerde e, ne tür zararlar verdiklerine, nasıl yozlaştırdıklarına, e, ne yaptıklarına bir dönüp bakması gerek. O zamanki fikrim de öyleydi, bugün de öyle. Ahmet'le bu ülkeyi, bu ülkenin hikayesini, öyküsünü, dününü, bugününü, sıkıntılarını, mutluluklarını, coşkularını haftalarca sabahlara kadar konuşabilirsiniz. Çok konuşabildiğim için değil yani. Orada bu linçe katılanların birçoğuyla bunun iki saat bile dayanamazsınız, yapamazsınız. Şimdi çelişkiye dikkat çekmek istiyorum. Bu bugün de ...samimi duygumdu o gün de öyleydi... ...orada arzum hatta... ...kaostan yalnız kalıyordu... ...bana biraz izin vermen gerek şimdi diye kalkmıştım... ...bu konu tabii çok tartışıldı... ...bu benim meziyetim değil... ...tekrar ediyorum başka konularda olduğu gibi... ...bu toplumun biraz... Ee, ...oradaki şey içinde söyleyebilirim... E, ...ne yazık ki... ...süzgecindeki sıkıntı... ...sonra ortaya çıkan şeyler de tabi bu... ...temize çekildi ama... Ee, soruya net cevap şudur. Refleksi belirleyen şey sadece bir haksızlık değil. Bir muhakeme ve mukayesenin de refleksidir o. Birçok sebeple. Şimdi buradan devam ediyorum. Ee, gelsin direkt soru. Ahmet Kaya ölümüne dair, Ahmet Kaya'nın ölümüne dair neden bir değil üç kez üzüldüm dediniz? Bazı e, bir kere yurt dışında e, ve çok gelmek istedi yani. Çok dedi hani ben işimi yapmak istiyorum, Türkiye'de olmak istiyorum, hayranlarımla birlikte olmak istiyorum. E, e Çocuğu var, kızı var, bir dünyası var, dostları var, arkadaşları var. Sürgün kolay bir şey değildir yani şu ya da bu sebeple ortaya çıkan. E, sonra o süreçte galiba ondan sonra görüşmedik ama o süreçte Dediğim gibi bizim yakın bir dostluğumuz yoktu. Birbirimizi tabii ne yaptığımızı bilirdik ederdik. Gülten Hanım'la birkaç kere konuştuk. Bir takım programlar yapıldı. Savaş rahmetli ay ilk 3-5 yıl sonra o gecenin programını yapıyor. Katılır mısın dedi sen. Ben de dedim ki katılırım. İstanbul'da değilim ama bizim yaptığımız işte aynı şeyleri söyledim. Bu bir meziyet değil. Bunları tariflemek de insana zor geliyor ayrıca şu anda bile olsa. Yani burada konuşulabilecek şey insanların daha sonradan buradan yaptığımız doğru değildi dedikleri şeyin yarın benzer yanlışlarını bugünkü iklimde de onu görüyoruz zaten bu kutuplaşmada. Yani bu e, işte şair silahşör hikayesi gibi. Yani Bekan öbeti meselesi kimsenin uhdesinde değil, kimsenin tekelinde değil. Bu ülkeyi herkes çok seviyor. Elinden geleni de yapıyor. Kimse kimseye e, ziyadesiyle bunu gözüne soka soka hatırlatma hakkına da sahip değil aslında. E, ama birkaç kere üzülme meselesi belki bir daha geniş bir paragrafın bir cümlesiydi. Sanıyorum o gurbet duygusu, sürgün duygusu burada yaşadığı travmayı atlatamadı. Çok sevilen e, biri olmasına rağmen bizim toplum olarak bu tür... Kovakatif, e, zamanların çok kolay üstesinden gelmemiz lazım. Yani bilgimizin ve reflekslerimizin bu konuda çok, bağışıklığımızın çok iyi olması lazım. Yani bekan nöbeti öyle başka türlü tutulmaz. Peki e, yani bir dönem işte Ahmet Kaya yani yaşarken eleştirilmiş olsa da bu tarz muamelelere maruz kalmış, böyle bir muameleye maruz <laughs> kalmış olsa da herkesin tarafından şarkıları çok büyük bir zevkle, eserleri çok büyük bir zevkle dinleniyordu. Ee, şimdi de yine aynı şekilde devam ediyor. Herkesin dinliyor, çok da seviyor şarkıları. Peki gelsin soru, sizce Ahmet Kaya'nın sırrı neydi? Siz Ahmet Kaya'nın şarkılarını dinler misiniz? Dinliyorsanız favoriniz hangisi? Ya çok çok tabii çok hakikaten. Sonra bir gece yapıldı. Ee, bütün albümlerini Yüten Hanım sağ olsun hediye etmişti dostlarına ve arkadaşlarına. Bir anma gecesi yıllar önce belki 7-8 yıl önce. Ee, üniversite yılları dahil yani onun ilk çıkış yaptığı yıllardan itibaren e, bir sürü şarkısı bizim kuşakta da sonraki kuşaklarda da çok etkisi vardır. Çok iyi şairlerle çalıştı. Evet. Onun o Tabii. üstü bu söz yazarları çok güçlüydü. Çok. Ee, meselesi çok güçlüydü. Ee, tür olarak birilerine şey gelebilir, sert gelebilir. Ee, bazen arabesk bulanlar çıkabilir vesaire vesaire filan ama e, tabii bu kadar snop yaklaşımlarla da durumu kristalize edemeyiz. Ee, orada da yine çok ayırmazdım. Yani herhalde ilk tanıdığımda, yani ilk dinlediğimde ben de galiba. 24'lü yaş, 25'li yaşlarda filandım. Ve ondan sonra hep zaman zaman her albümünde bir de o Sezen Aksu gibi şey oranı çok yüksektir. Yani 11 parça albüm o tarihlerde işte 7-8'i çok sağlam mesela. Tabii. Öyledir ve dolayısıyla Doğru. çok birikmiştir şeyi. Çok Allah rahmet eylesin. Amin. Şimdi oğlum can Osman Baydemir'in çocuğuyla halay çekecek. O çocuk da gelip benim oğlumla Kafkas oynayacak. Bunlar için akla ihtiyaç çok bir parça vicdan yeterliydi demişsiniz 2010'da. Bu cümleden ve buradaki vicdan vurgusundan yola çıkarak bir şey soracağım ben size. Şimdi şu an ihtiyacımız olan vicdani yeterli sizce sahip olabildik mi? Eskiden ayrımcılık kadına şiddet bizim büyük problemlerimizken şimdi hayvanlara eziyet çocuğa taciz de eklendi bu kötülüğe ee, çocukları tecavüz edip öldüren e, manyaklar var ee, iletişimin kolaylaşması sosyal medyanın varlığı nedeniyle mi acaba vicdansızlık bu kadar görünür oldu yoksa kötülük mü arttı onu sormak istiyorum ben. Gelsin soru biraz daha düzenli bir şekilde soracağım. Öğrenilen bir vicdansızlık mı yaşanan yoksa var olanın görünür hale gelmesi mi sizce? Zor bir soru. Yani en zor sorulardan biri. Belki de ilk üç, belki de bir numarada. Valla yani son 20-25 yıldır ben de ee, sosyolog hocalarımızı gerek bizim yaptığımız işlerde şiddetin dozu entrikanın dozu haberlerde vesaire filan e, niye bu kadar talep görüyor artıyor artmıyor bunu nasıl regüle ederiz düzeltiriz hepimiz bulunduğumuz yerden kafa yoruyoruz bu konuda e, bir takım araştırmalardan bir takım çapraz okumalardan ancak biriktirdiklerimizi aktarabiliriz galiba ikisi de e, görünür hale gelmesi belirleyici oldu artık Hakikaten çok kolay. İkincisi e, sanıyorum hayat yine bir sosyoloji profesöründen aktarıyorum hayat o televizyon için kullanmıştı bunu televizyonu takip eder referans alır. Şimdi buna işte sosyal medya ve başka şeyleri ekleyebiliriz. Olan biteni izlek olarak kabul etmek. Şimdi bunun da muhakkak e, etkileri var. E, oranı nedir bilemem ama ikisi de sebep. E, bu iki sebebi birden rahatlatacak tek çözüm bir biçimde rehabilitasyon yani iyileştirme diyelim aslında ona siyaset bu bağımsız bir şey söylüyorum dolaylı etkidir bu dilden vazgeçecek belki yayıncılık Gözden geçirecek. Buna haberler vesaireler filan da dahil yani. Ee, sosyal medya tercih edilebilir tabii. o Orada kontrol daha şey. Somut olarak vereceğim cevap ikisi de olabilir. Yani görünürdeki şey vardı da ortaya çıktı ee, diyemiyorum tek başına. Ee, bu değildi, zamanla böyle olduğu sebepleri de şunlar da denilemiyor. Yani bunun için bayağı ciddi taramalar gerek. İstatistiklere bakmak lazım. Dönem dönem incelemek lazım. Şimdi sosyal medya ve hani bu tarz olayların bu şekilde artık yayılmasından da bahsetmişken sizin sosyal medyayla aranız nasıl? Adınıza açılmış çok sayıda hesap var ama bildiğim kadarıyla bunlar sizin sosyal medya hesaplarınız değil. Evet benim hesabım yok. Evet bunlar fan sayfaları e, ve zaman zaman da işte sizlerin ağzından çıkan veya belki de çıkmayan şeyleri sizin ağzınızdan çıkmış gibi paylaşıyorlar. Röportajlardan bazen eğip büküyorlar bir iki bir şey ekliyorlar bazen tamamen aktarıyorlar bazen biraz bir şeyler yapıyorlar galiba. Şimdi şunu sormak istiyorum ben de buradan yola çıkarak. Gelsin sorum. Şimdi sosyal medyada adınıza açılan hesaplardan dolayı hiç başınızın ağrıdığı oldu mu? Kendinize ait bir hesap açmayı düşünmüyor musunuz? E, düşünmüyorum. E, başım ağrımadı. E, için de bir sebep yok. E, yani zaman zaman e, hakaretler, çirkinleşmeler ya da başka bir şeylerle ilgili olarak fazladan. Tabii bunlar birazcık Konuşmaya ve sık sık işte fandı değildi ya da taklitti sizin adınıza beyanda bulunmanın miktarını ve aralığını e, arttırabilirler ve böyle bir her şeye maydanoz oluyormuş gibi bir tablo çıkabilir ortada. Allah'tan bu duyuruları yaptık kısmen bir de bilirler işte bizi bilenler ağrımadı ağrıması için sebep yok. Ağrır diye bir korkum yok öyle bir endişem yok ee, dolayısıyla sadece şuna bakabiliriz bu da anlaşılabilir bir şey bir takım sevenlerin fan sayfalarının filan böyle bir şeylerden alıntılar yapması oradan kullanması filan sadece üsluplarına hakaret içeriyor mu çirkinlik var mı küfür var mı filan gibi dönüp bakmak lazım arada bir bazen unutuyorum onu. Ama yapmıyorlar öyle şeyler yapmıyorlar bildiğim kadarıyla. Peki. Şimdi e, geçtiğimiz yıl e, Avşarman bir çöp çatanlık şirketinin sahibi olan Yunus Sezenerle bir röportaj yaptı. Ve bu röportajın sonunda Saadettin Saran ve sizin Türk kadınının ideal erkek tipi olduğu bilgisine ulaştık. Yani Türk kadının hayalindeki iki erkek e, siz ve Saadettin Saran ismi olarak çıktı. Şimdi be. <laughs> bu nasıl bir şey? <laughs> Gelsin soru. İdeal Türk erkeği payesini Saadettin Saran'la paylaşmak size ne hissettiriyor? Şimdi e, tabii bunu Saran'a da sormak lazım muhakkak e, ne hissediyor diye. Şimdi ikili olarak cevap vermek yerine yine aynı e, yerden cevaplandırmaya çalışayım. Yanıtını öyle vereyim. Buradan ben bir şey üretmiyorum kendi adıma. Yani e, buradan yine bir meziyet, yine bir bir şey, yine bir ayrıcalık falan çıkarmıyorum. Tam tersi bunlar benim yapıda insanları biraz üstelik de inciten, rahatsız eden, bazen üzen. Hoş bir şey değil bu yani sanıldığı gibi. Şimdi, Başkası olsun. Dolayısıyla evet gidelim. hoşuna gidebilir. Yani Saadettin Bey'in hoşuna gidiyor mu Sara'nın bilemem muhtemelen. Orada da e, buldukları bir şey vardır. Bir de bu araştırmalarda adaylar komik tabii de. Yani neresinden cümle kurayım <laughs> bilemedim şimdi gene bunu. <laughs> yani bunlar böyle birkaç kişi veriliyor da onun üstüne mi dönüyor? Yoksa insanlar aklına geleni mi söylüyor filan. ne diyeyim ya? Buna da bilemedim gerçekten bilemedim. <laughs> tamam tamam zorlamayacağım. Zaten ben bunu biraz komik olsun diye sormuştum. Evet. Şimdi bir kırmızı soruyla devam edeceğim. Son diziniz kardeş çocuklarıyla alakalı bir soru bu. Son dönemde sizin diziden ayrılacağınıza dair birçok haber çıktı. Gelsin direkt soru. Neden kardeş Çocukları dizisinden ayrılacağınıza dair haberler çıkıyor? Ee, biz kaç oldu? İşte sezon ortası başladı galiba. 17. bölüm finali yaptık. E bir vukuatlı bitti finali. Şimdi herhalde yapımcı biraz hesap kitap yapar. Bunlardan hangisini öldüreyim diye ona göre işin şakası ee, yani hadi oradaki tasarrufa haksızlık etmeyelim neden çıktı sanıyorum bu final sahnesiyle ilgili çıktı ya da bazen sadece bu dizide değil olur ben işte Kanal D için hanımın çiftliğini yapmıştık 2010'da 2009 ve 2010'da orada romanda e, Muzaffer Dinç Aslan ağa e, öldürüldüğü için ben oraya yaslanarak işlerim de var İstanbul'da olacağım bir yıldan aradaydım, izin istedim ve ayrıldım. Birkaç tane işte böyle 8 bölüm 10 bölüm filan bazıları benim tasarrufum bazıları işin kendisi. Belki seyircide bir şey oluştu. Yani Mehmet Aslantun bir takım dertleri oluyor ee, ya da işte başkaca meseleleri oluyor. Burada çok kalmaz bir süre sonra müsaade ister bunun da etkisi vardır muhtemelen. Yani projeden bağımsız ama öyle bir şey olur mu olmaz mı göreceğiz şey vermeyeyim. Aa, tamam bir, okay. hiç, arkadaşları hiç, için hiç yok evet, <laughs> arkadaşları için vermemiş olayım. Evet arkadaşları için vermemiş olayım. Bir kırmızı soruyla daha devam edeceğim. Yine diziyle alakalı. Şimdi e, diziyle kardeş çocuklarıyla ilgili reyting kuruna dizide e, her türlü şiddete yer verildiği yönünde eleştiriler zaman zaman gündeme geliyor. E, karakterlerin birçoğunun şiddete başvurduğu ve bunun normalmiş gibi yansıtıldığı eleştirileri ona keza. E, bu eleştirilerle ilgili sizinle rahatsızlık duyduğunuz, evet gerçek payı var diyeceğiniz noktalar oluyor mu? Gelsin soru. Reyting için her şey mübah mıdır? Sizin bu noktadaki sınırınızı merak ediyorum ediyorum ben. Can alıcı bir soru. Bu konularda çok ciddi kavgalar veren çok nadir e, insanlardan biriyim ben. E, geçtiğimiz e, 15 yıl içinde, özel televizyonculuğun son 25 yılı içinde. E, elbet var. Yani arzularım, isteklerim oldu o konuda geçmişte. Yani nereye koyalım, nereden anlatalım, ne tür hayatı iyileştirmeye yönelik ne tür katkılarımız olsun diye bunlar yapıldı. Bunlar için açık oturumlar da oldu vesaire oldu filan. Var şüphesiz. Bu mesele, e, evet hikayeler biraz melodramla karışık. Antika'yı sevdi Türkiye'de. Yani bunun dışında anlatmak istediğimiz çok kıymetli hikayelere mesafeli davrandı seyirci. Ve çok zahmetli işler, yolda kalıyorlar filan. Bunun onlarca örneği var. Sadece benim katıldıklarım değil işte. Başkaca da. ...örnekleri var. Ee, burada dozaşımı var mı? Var. Bence de var. Bu işte dozaşımı var mı? Var. Özellikle karakterin... ...bir tanesinden yansıyan çok... E, ...kendince haklı sebepleri de olsa... ...bir kadın karakter üzerinde, ...hayata küskünlüğü ve öfkesi... ...ve bir dönem... ...kısmen masum duygularının... ...iyiliş edilmesi ve... ...oradan büyük acılar sağması... ...dolayısıyla bugünkü hayata... ...etkisini... Anlatıyor birazcık da iş. Herkes payına düşeni alıyor. Şimdi bu doz küçülebilir mi? Bence olabilir. Peki öyle olursa e, ayakta kalabilir mi? Bunun cevabı bende yok. Yani televizyoncularda da olduğunu zannetmiyorum. Yani bunun için mi ayakta kalıyor? Ee, yoksa buradan vazgeçince ne kaybeder? Bu sektör olarak temel problemimiz zaten aslında. Sadece dramaların değil işte konuştuğumuz gibi haberciliğinde programcılığında evet. filan temel sorunu bu. Doğru haberler yani... için de aynı şey geçer. Tabii tabii. Tabii bununla alakalı genel anlamda bir karar alınması gerekiyor. Yani bu dizilerin tek tek kendi kendilerine alabileceği, işte hani bir diziyle olabilecek bir şey değil. Veya e, tabii. tek bir haber rekabet bülteniyle. Rekabet çünkü şey yapıyor. Evet tabii. rekabet var çünkü. Tabii. Yani mesela işte haber bülteninde işte bu tarz görüntüler verilmesi o zaman değil. Bütün haber, bütün kanalların bu noktada tabii, anlaşması tabii, 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 lazım. Tabii. O çünkü bir reyting de tabii, var. Tabii, Ertesi gün bir tabii, karne var. Tabii tabii. Tabii. Asıl mesele bu aslında. Evet. Yani orada eğer açık TV meselesi ise, yani kanalları başka bir şeyde duruyor, başka bir dilde başka bir üslupta duruyor. Yine elbette rekabetten kaynaklanan kaygıları endişeleri var, maliyetli işler. Ama e, 15-20 yıl bu konuda bir konsensus bekledik bizde. Yani özellikle hepimiz bu çıta iyi yerde dursun. Yani şey onun üstüne inşa edilsin diye. Yine bununla alakalı üç tane kırmızı üst üste geldi ama bunu da soracağım. Peki <laughs> sizce televizyon dizileri kötülüğü, aldatmayı, hırsı normalleştiriyor mu? Gelsin soru. Valla az önce bir sosyoloji profesörü, bir açık oturumdu bu 7-8 yıl önce. Yine galiba bir tartışmadan çıkmıştı. Benim de böyle müdahil oldum ya da bir söyleşiden çıkmış onun üstüne kurulmuştu. Ben İstanbul dışındaydım, katılamadım. Birkaç aktör ve yapımcı arkadaşımız oradaydı. Orada bir de sosyoloji profesörü şeyi de takip ediyor, iletişim vesaire. O demişti, hayat televizyonu takip eder, biz bunu mesleki deneyimlerimizde gözlemliyoruz. Yani meşrulaştırmak çok iddialı bir şey, öyle değil tabii. O zaman hikayelerden arınmamız lazım, anlatacağımız şeylerle başka bir şey tabii, tartışmalı bir konu. Ama şu tabii kimse şöyle bir şey yapmıyor. Yani kötülüğe metiye maksadıyla yapılan işler yok. Yani bu müesses nizam kötülükten beslenecek, beslensin ve buna iltifat alacak işler yapalım diye yola çıkmıyor kimsenin de böyle bir derdi yok tabii. Daha doğrusu ama seyircinin algısını ırgalamakla ilgili çığlık atan karakterleri ve buraya kötülükle var olmaya çalışan karakterleri ...ve bunun etrafında dolaşan entrikayı... ...izliyor. Ee, yan evin... ...yan evi röntgenler gibi de izliyor bazen. İzleyiciyi biz kaybettik. Kısmen. Biraz röntgenci... ...bu da yeni değil. On yıldır konuştuğumuz bir şey. Şeylerle bakıyor. Reflekslerle bakıyor. Ama... E, ...yine dediğiniz noktaya geleceğiz. Bu yapımcılar ve televizyonlar arasında bir konsensus bir çıta belirdense ve bunun altı başka bir yere gidiyor diye irade ortaya konsa aslında rekabet oralarda gidecek yani. Evet. Buna ihtiyaç var. Sorun o. Buna zaman sansür diyebilirler olacak. de değil tabii. Bu başka bir şey. Yani bu toplum yararına da bir şey aslında. Toplum yararına bir şey tabii. aslında bu. En azından açık TV'ler için. Pay TV'lerin böyle bir derdi yok. E, Pay TV'lerde böyle bir şey yok. Sinema filmleri sonunda bir ücretli bir şey. Ama açık TV yani hı hı. kamuya hemen hızlıca ulaşıyor belki yapılabilir. Şimdi maşallah siz de eşinizde formdasınız oldukça. Formunuzu korumak için neler yapıyorsunuz? Çünkü son dönemde böyle bir çılgınlık hatta takıntı mevcut. Yani genç kalmak, yaşlanmamak, sağlıklı yaşam. Ee, bu takıntıya varan e, durum hakkında sizinle erkeklerde ne merak mi? Merak ediyorum. Hem erkeklerde hem kadınlarda var. Gelsin soru. Evet son dönemde artan genç kalmak ve sağlık takıntısı hakkındaki düşünceleriniz nedir? Benim böyle bir takıntım yok. Ee, belki 30-40 arası, 40 ile 50 arası, 50 sonrasına kıyasla daha özensizdim de şimdi Arzu'nun tavsiyesiyle bir şeyler kullanıyor olabilirim yani. Hı hı. Tek tük çok ürün sepetim yoktur herhalde zaten. Ee, çevreyi severim. Doğayla ilişkim var. İzci denizci ruhlu bir adamım 35 yıldır. Bir short, bir tişört, biraz da yalın ayak kıyılarla e, ilişki kurmuşluğum vardır. Öyle de devam eder. Bakımı kadınları tenzih ediyorum. Bakımı e, erkekte belli bir yaştan sonra daha fit daha dinamik olmak, biraz daha bakıma ihtiyaç duymak yaşa karşı direnmek de olabilir. ...olgunlaştıkça diyelim ona... ...yaş aldıkça... ...yaş aldıkça... E, ...beynin bir... ...savunması da devreye girmiş olabilir. Yani bu tasarruf bireyin kendi... E, ile alakalı olmayabilir. Belki beden de... ...böyle bir şeyi daha çok istiyor olabilir. Bak bir taraftan çözülüyorsun... ...şimdi direnme vakti gibi. Ne? Şu anda söylüyorum, kurmuş değilim. Hani ağır hastalıklarda... ...aslında ur... ...dediği kamuoyunda... ...halk arasında... Ee, ...şey... E, ...hücreyi hapsetme reaksiyonu... ...beynin... Ee, ...orada hastalıklı olan hücre... ...onu kapatayım ve yaygınlaşmasın diye... ...anlatır doktorlar... ...bunun gibi bir şey... ...benim böyle mucizeleri var biliyorsunuz... ...bende mesela böyle çocukluğum çok hareketli geçti... ...ee... Boyunun bir bölgesinde servikal spinoz diye bir darlık var doğuştanmış o aslında. Çok spor yapıyoruz vesaire vaktimiz var mı? Bir beş saniye Vereceğim, alır vereceğim şimdi. Ee, evet çok ciddi ciddi konulardan geçtik azıcık şey yapalım. <laughs> ee, böyle spor yapıyoruz atlıyoruz yelken yukarı bakıyoruz filan. Dedi ki bir ekim arkadaş ya dedi burada böyle bir şey var sen azıcık bazen dikkat et çok da şey yapma. Çünkü bu omura baskı yapar bu felç e, oraya kadar giden sıkıntıları var bu işlerin falan diye. Bunu şunun için anlatıyorum. Sonra e, arkadaşlarla sohbet derken hekim egzersiz arada sıkıntılar olurdu. Böyle yoğun çalışma ortamları falan. Bak dedi burada dedi omurun bir tanesinden dedi bir parça dedi kemik. Bu kemik dedi doğuştan gelmiyor. Burada darlıktan kaynaklanan bir taşmayı engellemek istemiş diyor. Vücudum Gaga yani... yapmış. Tutmak için diye. Şimdi e, muhtemelen yaşlılığa direnmenin böyle açıklamaları da olabilir. Yani bu bireylerin böyle bireysel tasarrufları, konforları değil de beynin hazırladığı bir savunma falan olabilir. Şunu da merak ediyorum. Peki tavsiyelerin takip ettiğiniz bir doktor var mı? Mesela işte ünlülerin doktoru olarak bilinen Profesör Doktor Osman Müftüoğlu, olabilir ya da Canan Karatay, halkın doktoru Canan Oku... Karatay gibi profesör. Soru da gelsin arkadaşlar. Okuyorum aslında. Yani okurum. Ee, Osman Bey'i de okurum. Canan Hanım'ı da okurum. En azından kıyaslamak için okuruz. Etrafa şey olsun diye. Fakat şey değil. Yani rehber aldığım bir durum yok. Sağlıkla yaşamakla ilgili işte hareketli kalmak, hareketli olmak. Yani biz bir de Karadeniz iklimi şeydir, sebzeyle büyüdük vesaire vesaire vesaire. Yani beslenme ile ilgili çok ciddi dertlerim yoktur ama bireysel olarak şeyim yok ben. E, şu doktor favorim. Şu bir doktor yok. şudur budur bunu uygulayayım falan Tepsini böyle bir şey yok. Tabii, tabii tabii, ilgilenmek tabii, tabii amaçlı yani. Tabii, tabii Eylem olarak da öyle yani bir şeyim yoktur, bir diyetim, bir, bir şeyim, bir şeyim, bir programım yoktur benim. Yani. Peki. Beslenme tarzını benimsediğiniz birisi var mı? Hani mesela karatay beslenmesi gibi falan. Yok yok hiç yok. Hiç yok. Tamam. Ee, ben hani o kötü günleri hatırlatmak istemiyorum ama sağlık konuştuğumuz için de bunu da sormak istiyorum. Ee, hatırladığım kadarıyla Arzum Hanım'ın rahatsızlığı sırasında sizin sakallarınız dökülmüş. Doğru mu bu? Ee... Eşinizin, sorum şu eşinizin kanser mücadelesi sırasında siz neler hissettiniz neler yaşadınızdır? Ya e, arzum bu sorulara çok e... güzel bir duyguyla çabucak ve hızlıca geçti gittiler ve büyük bir cesaret metanetle hep cevaplamıştır şeyi. Ben de aslında bu konuyu izniniz olursa eğer onun metaneti cesareti ve geride bırakmışlık duygusuyla cevap vermiş olayım ve çok ayrıntıya da girmeyeyim. Peki. Peki çok saygı duyuyorum tabii ki. O zaman ben şimdi e, oğlunuzla ilgili bir soru soracağım. E, bir yol hikayesi belgeseli var. E, henüz 18 yaşında o çekti bunu. Bir çevreye de oldukça duyarlı bir yapım. E, geç, geçtiğimiz günlerde Arzu Hanım da oğlunuzun önce oyuncu sonra e, yönetmen olmak istediğini söylemiş. E, gelsin soru. Oğlunuzun yönettiği bir yapımda yer almak gibi bir hayaliniz var mı? E, Ayrıca müziğe de çok ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu da bir not izleyicilerimiz için de söyleyeyim. Boynuz kulağa geçecek mi diyeyim o zaman? <laughs> e, can, sahiden mesela son 3 yıl okulun rehberliği ne okuyabilir ne okumayabilir. Hani bizim temel sorunumuzdur ya bizi de çok e, bağladı bu durum. E, okullara gidildi, üniversiteler sınavlara girildi. Sonra aslında onu yapmak istemediği ne anlayan bir dolu arkadaşımız oldu vesaire vesaire. Şimdi son 2-3 yıldır ben de takip ediyorum canım. Müziği 10-12 yıldır çok da kıymetli bir hocası var. Ee, piyanoda birlikteler şimdi son bir yıldır gitarda. Deniz kulakları çınlasın keyifle e, hazırlıyor canı da. Can Medya ve görsel sanatlar yani sinema odaklı mutfağında olmak ve kreatif olmakla ilgili bir süreç başlatmıştı. Bu bizim biraz sohbetimizden de çıkan bir şeydi zaman içinde. Sonra e, bunun alt metni var. Ben de hani baba olarak baba oğlu ilişkisinin dışında ortak mecralarda daha çok sohbet edeyim bir araya geleyim. Hasreti büyütmeyelim derdindeyim aslında yetim çocuk bunu istiyor dipte belki de. Arzu ne yapıyorsun ya dedi yani. Yok ben baskı yok dedim dayatmıyorum yani o isterse yer filan diye. Ama bu arada da işte okulla konuşuluyor ne okunacak ne okunmayacak filan. Bu çocuk sosyal bilimler çocuğu bu belli. İyi performansı fena değil okul performansı takdirlerini hep getirdi vesaire vesaire vesaire. Yani böyle mühendis olsun doktor olsun bir şey olsun argelerde de var bu, bu böyle biri değil. Yani mimarlık belki yapısına birazcık çizmeyi seviyor bir taraftan filan. Ben de böyle bizim alan filan. Sonra gitti kamplar. NYU New York Üniversitesi yaz kampları başka bir şey. Bir yer, birkaç yerde daha katıldı ve sevdi. Sonunda müzikle birlikte bu kreatif tavrının içinde biz birlikte hareket ediyoruz. Arada beyin fırtınalarımız var filan. Sonra dedim ki. Yani yapılan kazılarda işte okurken falan belki oyunculuk... Süre almış olalım. Oyunculuk meselesini de ciddiye alabilirsin ve bazen çok yetenekli bir yönetmen arkadaşını aktör olarak eşlik edersin. Sonra sen bir şey çekersin dediğimde. Dedi ki bana evet evet dedi bu bu daha iyi dedi. Yani büyük meseleler ve büyük kaoslarla uğraşmak istemediğimiz zaman seviyor anlaşılan. Fakat şey oldu bu üç yıl demem o ki çocukların meslek seçimi konusunda bu şey değil tabii iyi eğitimlerini alıyorlar bu arada. Ee, meslek seçimi konusunda okulların ...rehberlikleriyle anne babanın dirsek temasından şöyle bir kıymetli durum çıkar. Sahiden çocuğunu tanıyan ve takip eden anne babalar için... ...olası e, yanlış tercihler için e, çocuğunu tanıyan anne babalar için şöyle bir kıymet taşıyor bu. Olası yanlış tercihler ya da mutsuzluklar için e, kulağına üflemek, yardımcı olmak... Ee, esas olan mutluluk çünkü ne yaptığımız değil yani ve belli ki o şimdi piyanoda, gitarda işte kamerasını çantasını alıp benle bir şey çekmeye giderken bir taraftan mutlu bir de dediğim gibi yani ben yetim büyüdüm bu evlatla birazcık daha çok şey konuşmak e, içeride bir yerlerde büyük anlamlar taşıyor benim için. Yapım şirketiniz var bildiğim kadarıyla ve eşiniz demiş ki oyunculuğu şimdi düşünmüyorum ama Mehmet'im yapım şirketi var kendi şirketimizde hazırladığı bir proje içinde yer almak isterim demiş. Gelsin soru. Hani sizin peki eşiniz ve oğlunuz için hazırladığınız özel bir projeniz var mı yoksa olacak mı? Ya bu 93'te başlayan bir süreç. İşte Sıcak Saatleri yaptı, Aşkın ikinci yarısını film olarak yaptı. Başka şeyler de yapacaktı, planlamıştık ama işte biraz şeyi nöbeti tutmak lazım. Benim aktörlüğüm zaman zaman şey yapıyor. Hazırladığımız şeyler var, hikayeler var. Arzumun heykel meselesi çok istediği gibi ve kıvamında gidiyor. Mesleğe dair bir cevap o galiba. Hani ben böyle sağdan soldan gelen tekliflerle heyecanlanmıyorum. Sahiden hikayesine de kefil olacağımız ve heyecanlandığımız bir şey olursa yaparım diyor. Böyle bir derdi var, biraz butik bir yapısı var bizim yapım atölyesinin. Yani hani cümlesi nasıl olsun, uygulama ne olsun filan diye. Ee, yarın öbür gün gençler orada mevzilenirler. Can da orada olur, arkadaşları da orada olur. Bunlar mümkün tabii. Peki, bu soruyu direkt soracağım. Sizce şiddetin bir çözümü var mı? Kadına, çocuğa, hayvana uygulanan şiddetin bir çözümü olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa size göre nedir? Var tabii yani böyle de o, bunu yapanlar, bu şiddetten yana olanlar, aslında yana olmasalar bile kendilerini bu şiddetin içinde bulanlar, buna yakalananlar, her kimse sayıca neyse. Nüfus oranı neyse filan, bunların tamamı şu ya da bu biçimde e, dokundukça iyileştirilebilir, yaygınlaşması engellenebilir, e, bir takım çözümler olabilir. E, şiddet şiddeti doğuruyor orası kesin. Yani şiddetin içinde büyüyen ve şiddetle tanışan ve şiddeti uygulandığını gören, sonra da uygulamaya yakın olan ve uygulayan mutlaka bir virüs gibi bu yayılıyor. Ve işte savaşın çocuklarında, mesela Suriye sonrası bu topraklarda misafir ettiğimiz şimdi, neyse bu çocukların önemli bir kısmı, bakıyoruz, haberlere de çok yansıyor biliyorsunuz. Ee, bir dozu aşmış durumda. Ee, sebepleri işte, demek ki yani bir sürü bir şey var. Az önce Suriye'deki o meseleden önce, o savaşın ve bu göçün ve bu umuda yolculuğun onlarda yarattığı bir travmanın sonuçları da var aslında. Yani bu toplum yönetim erkede de dahil olmak üzere geleceği kurarken alacağı bir sürü tedbir, bunun içinde ekonomik tedbirler de var, eğitime yönelik okuduk dinledik, programda da çok da güzel şeyler söyledi Sayın Bakan. Umarız bu salınımlar biter artık milli eğitim sisteminde. Falan. Yani e, başkaca bir takım çözümler sokağa yakın duran sosyoekonomik yapıların ve çaresizliğin ortadan kalkması lazım. O grubun şiddetle ilişkisini kesecek tedbiri biz bir, bir takım hikayeler yaparak bir yere kadar engelleyebiliriz. Devlet iradesini orada çözümlerle ortaya koyacak eğitimle koyacak, ekonomik tedbirlerle koyacak, o çocuklara başka bir şeyle koyacak. Yani düşünen, muhakeme eden, kendini geliştirmek isteyen, geleceğini kurarken ülkenin de geleceğine fayda sağlayacağını düşünen nesiller yetiştirmek zorundayız. Muhasır medeniyet seviyesi. Başka yolu yok. Ve son soru. 40'a geldik artık tamamlıyoruz. 40. soruyu da soracağım. Bu çok klişe bir soru olarak gözükebilir ama çok merak ediyorum. 20 yaşınızdaki halinize ne sormak ne öğütlemek isterdiniz? Bugün şimdi 20 yaşınızdaki haliniz karşınıza gelse ne sormak ne öğütlemek istersiniz? Bunu yapıyoruz aslında. Mesela Can'a ben zaman zaman bunu yapıyorum şimdi. Bu deneyim böyle bir şey işte usta çırak ilişkisi bir tür. Hatalarımız var tabii var. Bizim güzel hatalarımız var diye şarkı söylemeli miyiz? Emin değilim. Hatalarımız var ama. Yani hatalara metiye şart mı? Hatalardan da çok acı çekmek mi gerek? İkisi de değil şüphesiz. De facto olmuş. Ne söylemek isterim? Ee, aynılarını bir daha yap demem. <laughs> Öyle derler ya. Aynaları. Aynalarını bir daha yap. Öyle demem. Ee, kendi adıma değil ama e, hakikaten evlatlar ve etraf için e, ayrıntıya girmeyeceğim e, yapmayı teyit geçtiğim bazı şeyleri bir daha gözden geçiririm tabii yani yansıtabileceğimiz Aktarabileceğimiz, şu ya da bu biçimde katkı sağlayabileceğimiz bir sürü bir şey için, psikolojik, ekonomik vesaire vesaire bir şey için, bazı kavşaklarda daha farklı kararlar verebilirdim. Bunların bir kısmı tek tek aklımda, ama tabi e, acı da unutmuyoruz. E, bu hatalar. Da aynı zamanda bizi biz yapan şeyler şüphesiz. Bunu da unutmuyoruz. Doğru. Hatalarımız bizi biz. Evet. Atıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım ee, sizin için de program içinde keyifli bir sohbet olmuştur. Benim için harika oldu. Ben eminim izleyicilerimiz için de öyle oldu. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hatta öyle ki şimdi birazdan hani karne veriyoruz. Biz bu bir temsili karne hani espri niyetini aslında. Ama o karne de bana şimdi yukarısı diyecek ki süreyi açtınız. Ama bunun sebebi benim. Evet bu o yüzden karne kötü bir karne değil. Çünkü uyarmadım. Çünkü böyle dinlediğim için <laughs> o süre. ek süre talep et. 6 dakika hmm. süreyi açmışız ama tekrar söylüyorum. Evet. Aa, yok editlemeyeceğiz. Editlemeyeceğiz. 40 sorunun 40'ına da yanıt verdikten <laughs> Mehmet Aslan Çok da keyifli bir sohbet oldu benim adıma da. Umarım size de geçmiştir. Yeniden çok teşekkür ediyorum size. Rica Katarım ederim size. ben teşekkür ederim. 40'ı noktalıyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta konuğumuz kim olacak ben. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.